Değerli izleyiciler, 2020'nin ardından programına hepiniz hoş geldiniz. Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Bugün haftalardır beklediğimiz bereketli yağmurlar İstanbul sokaklarını ıslatırken Sayın Başkanımız Ergün Turan ile 2020 yılını değerlendireceğiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, iyiyiz. Başkanım, 2020'yi geride bırakırken, 2021'i karşılarken şöyle başlamak istiyorum ben. Fatih Belediye Başkanı olarak Fatih'e nasıl bakıyorsunuz? Fatih sizin için ne ifade ediyor? Evet, bir çok kısa hem bir pazar günü hem 2020 yılını değerlendirelim. Tabii özel bir dönemden geçiyoruz. Alışık olmadığımız, hiç kimsenin tecrübe etmediği yeni bir dönem yaşıyoruz. Ne kamu yöneticileri için, ne ticaret erbabı için, ne de vatandaşlar için alışık olmadık bir dönem. Yeni bir pandemi koşulunda hepimiz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Tabii burada vatandaşlarımıza sosyal medya üzerinden, çünkü mecraları kullanma şansımız yok, hem bir hasbihal edelim, 2020 yılında değerlendirmiş olalım, neler yaptık, onları istiyoruz. Ve iyi pazarlar tabii diliyorum bu arada da. Fatih, benim açımdan ne Fatih? Tabii bu topraklar baktığımızda üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir toprak burası. Çok kültürlü, çok kültürel geçişkenliği çok yüksek. Müthiş bir birikimi, taşıyla toprağıyla bu birikimi hissettiğiniz topraklar Fatih. Ta Bizantiyon'dan Dersaadet'e kadar birçok yaşanmış olayında güçlü tanığı. Sokaklarında gezdiğinizde, bunu hissederek söylüyorum, burada yaşayan vatandaşlarımız, burada doğan büyüyenler zaten bunu sık sık söylüyorlar. Sanki bazı sokaktan geçtiğinizde hakikaten karşınıza Mehmet Akif Ersoy'un, İbn Mahmud Kemal'in, Peyami Safa'nın, Hamdullah Supi Tanrıöver'in herhangi bir sokağın başında, köşesinde anılarıyla karşı karşıya olduğunuz evleri, yaşamları çok etkileyici bir yer Fatih. Tabii Fatih bizim medeniyetimiz açısından bakıldığında, Müslüman Türk milleti açısından bakıldığında bir daha kıyası kabil olmayan bir toprak parçası burası. Yani etrafı bu surlarla çevrili olan toprak parçası aynı alanda, en bir mekanda en fazla kültürel, soyut ve somut kültürel mirasın en yoğunlukta olduğu bölge burası. Bakın bu belki çok bilinen bir şey değil. Türkiye'deki toplam kültürel mirasın, somut kültürel mirasın tek başına bu Fatih sınırları içerisinde %10'unu barındırıyoruz. Yani Türkiye'nin toplam somut kültürel mirası, ne kadar tarihi eseri varsa bunun %10'u Fatih sınırları içerisinde. Yani İstanbul demiyorum, Fatih diyorum. Çünkü Fatih geçmişten beri Fatih İstanbul'dur. Yani İstanbul olarak tanımlanan yer bu sınırlar içerisi. İstanbul'daki toplam kültürel mirasında tek başına yaklaşık yarısı Fatih sınırları içerisinde. Dolayısıyla kültürün, ticaretin, turizmin ve bu memleket adına, bizim değerlerimiz adına kültürel, sanatsal ve manevi anlamda ne değer varsa aslında bir nebze dönüp baktığımızda tarihe doğru onların neşet ettiği, kök saldığı yer. Yani siz bir İstanbul beyefendisi, hanımefendisi, efendime söyleyeyim, İstanbul lehçesi tanımı yaptığınızda aslında onların tamamının buradan kök saldığını, buradan neşet ettiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ben şahsen kendimi ne hissediyorum? Tabii burada görev yapmayı, bunu her zaman söyledim. Çünkü benim sürecim de biraz farklıydı, bir başka görevdeydim. Buraya Cumhurbaşkanımız aday olmamı istedi, aday oldum. Ama İstanbul'da doğdum, büyüdüm ben. Tabii bunu hep bir şeref olarak kabul ediyorum. Yani İstanbul'a hizmet etmeyi ve Fatih'e hizmet etmeyi şu anda, özellikle Fatih hizmeti bir şeref olarak kabul ediyorum. Çünkü burada adım attığımız her yerde, demin saydığım gibi, çok farklı duygularla yaşıyorsunuz. Bakın, belki çok kimsenin bilmeyeceği, benim de bu belediye başkanlığından sonra öğrendiğim, Fatih'te 400'ü geçkin Nimel Ceyş mezarı var. Tek tek sokaklarda gezdiğinizde işte falan Çelebi, falan baba, falan dede diye gördüğünüz aslında tek başına olan hazireler, türbeler, bunlar fetih esnasında içerideki çatışmalarda şehit olan, yine Fatih Sultan Mehmet Han'ın her şehit olduğu yere gömülsün, defnedilsin talimatıyla yerlerine şehit mezarlıklarıdır bunlar. Dolayısıyla yerin üstüyle değer üreten,
yerin altıyla da bizim maneviyatımıza çok yoğun işler yaşatan, bütün neredeyse sultanların mezarlarının olduğu, bütün kıymetli eserlerin olduğu, hanım sultanların olduğu, evliyaların olduğu, şehitlerimizin, ilim adamlarımızın tamamını barındıran, hem yaşayan hem de vefat eden olarak çok kıymetli bir miras. Tabii bu sadece bizim için böyle değil. Aslında Hristiyan, Ermeni, Rum vatandaşlarımız için de Fatih çok kıymetli bir yer. Bilinmeyen bir şey burası. Hem Ermeni Patrikhanesi hem Rum Patrikhanesi bura içerisinde. Yine bilinmeyen bir hadise. Ermeni Patrikhanesi bildiğiniz gibi 1461 yılında ilk defa inşa ediliyor. Yani banisi Ermeni Patrikhanesi'nin ki Ermeni yurttaşlarımız da bunu kabul ediyorlar. Ermeni Patrikhanesi'nin banisi Fatih Sultan Mehmet Han. Evet. Dolayısıyla burası çok kültürlü ama bir İslam coğrafyası, İslam beldesi burası. Çok kültürlü bir İslam beldesi burası. Her tarafından nüfuz etmiş bir hadise var. 300'ün üzerinde cami, 90'ın üzerinde medrese, 500'e yakın çeşme, Sıbyan Mektebi ve böyle bir sürü kültürel mirası barındıran bir yer burası. Benim gözümde böyle bir yer. Evet başkanım, buradan devam edelim. 2020 yılı zor geçen bir yıldı. Günlük alışkanlıklarımızı, hayatın akışını değiştirmek zorunda kaldığımız bir yıldı. 2020 yılı bu süreç içerisinde belediyecilik faaliyetlerini nasıl etkiledi? Salgın hastalık, belediyecilik faaliyetlerini nasıl etkiledi? Evet, demin dediğim gibi bu bizim açımızdan değil. Bizim tabii bir sürü devlet biriminde arkadaşlarımız var. Oturan işte idari mekanizmada valilerimiz, emniyet müdürlerimiz. Hepimiz için şunu konuşuyoruz. Bu hiçbir devlet adamının ya da yöneticinin tecrübe etmediği bir dönem. Yani hiçbirimizin bu konuda bir tecrübesi yok ama Türkiye Cumhurbaşkanımızdan başlayarak bakanlarımıza, hükümetimizle ve yerel yönetimlerle dünyada milli geliri bize göre çok daha yüksek olan, yani bizim 3 katımız, 5 katımız olan ülkelere göre pandemi sürecini, içinde biz de dahil olmak üzere, çok iyi yönettik. Ve hamdolsun bugün de Avrupa'nın birçok ülkesinden sayısal olarak da ve hastanelerimizde çok daha iyi bir noktadayız. Dolayısıyla biz de yerel yönetimler olarak merkez hükümetimizde eş güdüm içerisinde çok vatandaşlarımızın, çünkü şu çok önemli, pandemiden önce hiçbir zaman devletten yardım almamış, yardım almayı düşünmemiş, yani ihtiyaç sahibi olmamış birçok insan pandemi vesilesiyle belki ihtiyaçlı duruma düştü. Yani esnaf olan arkadaşlarımızdan bile, çünkü günlük çalışan, günlük gelir elde eden esnaflarımız da vardı. Dolayısıyla bunu yerel yönetimlerde, halka en yakın birimlerdir, dayanışma içerisinde bu süreci atlattık. Şimdi onları bir sosyal yardımlar olduğu için çok detaylı burada anlatacak değilim ama hani zaman zaman belediyeler bu konularda açıklama yapıyorlar hani şeydi ama biz bu konuda gerçekten bizden çok daha büyük belediyelerle yarışacak şekilde ihtiyaçlı kalmasın diye, ulaşabileceğimiz her noktaya aç susuz insan kalmasın diye belediyemiz hem COVID hastalığı pençesinde olanlara hem buradan mağdur olan insanlarla bir farklı bir süreç geçirdik. Şimdi tabii pandeminin getirdiği süreçle beraber bunun, şunu da söylememiz lazım. Bütün birimler için, esnaf için neyse, yerel yönetimler için de aslında pandemi süreci aynı şey. Yani gelirlerin azaldığı, giderlerin çoğaldığı bir dönemde ama hamdolsun biz inanıyoruz ki buranın da bereketiyle bu süreci %100 bütçe gerçekleşmesiyle de geçirdik. Bunları şimdi rakamlara boğmayacağım. Dolayısıyla Fatih pandemi sürecinde umut ederiz ki öyle de niyazımız olur. İnşallah ulaşamadığımız, yani en azından aç kalmamıştır insanlarımız. Çünkü hem bize İnşallah. Şunu koyduk, bize kim ulaşıyorsa, muhtarlıklar, sosyal medya, telefon ya da orada bir vatandaş talebiyle ulaşıyorsa, kritik şeyimiz şu, aç açık insan kalmamalı ve hamdolsun o süreci de pandemiyle beraber geçirdik. Projelerimiz de tabii bu arada birazdan bahsedeceğiz. Projelerimiz de ciddi projeler ortaya koyduk. Salgın hızımızı kesmedi, yükümüz arttı bilakis. Evet, hem kesmedi hem de söylediğim gibi tabii bir belediyenin projelerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini bütçesinin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakarak anlarsınız. Evet. Yoksa öbürleri anlatılan şeyler hikaye olurlar. Biz de dediğim gibi %101 bütçe geliri gerçekleşmesi, %99 da bütçe gider gerçekleşmesiyle 2020 yılını bitirdik. Demek ki hızımızı kesmedi. Evet. Hep olumsuz hatırlamayacağız 2020'yi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gibi
bizi çok sevindiren gelişmeler de oldu. Bizim ilçemizde olduğu için söylüyorum başkanım. Evet, tabii bizim açımızdan, birçok insanımız açısından ama maalesef görüyoruz ki bazıları açısından Ayasofya yılın felaketi olarak bile söylendi. Ya gerçekten, bakın, insan illa bir inancın bizim kadar bir sahibi olmayabilir. Buna saygı da duyulabilir ama bu kadar toplumuna yabancı, değerlerine yabancı bir kitleyle de karşı karşıyayız. Bizim açımızdan ve insanlarımızın hemen hemen tamamının yakasından Ayasofya'nın açılışı büyük bir mutluluk. Yani bu 80 küsur yıllık bir hayaldi. Bir yandan ekranda açılış görüntülerini de izliyor vatandaşlarımız. Dolayısıyla ve yine sevindirici olan şey, bakın, pandemi koşulları, efendime söyleyeyim, kış koşulları olmasına rağmen tabii sosyal mesafeye uyarak, bu da çok önemli bir şey. Sosyal mesafeye uyarak insanlarımızın ilgisi açıldığı günden beri hem içeriden hem de belki Anadolu dışından gelen insanların ilgisi hiç eksilmedi Ayasofya'ya. Biz de Ayasofya'ya demin söylediğim gibi nasıl Fatih'e hizmet etmeyi kendi adıma bir şeref olarak atfediyorsam, bunun içerisinde Ayasofya'nın benim bir katkım yok, dahlim de yok ama bunu zaman zaman başka arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Ama kendi bizim dönemimizde Ayasofya'nın tekrar asli hüviyetine kavuşması olmasında büyük bir mutluluk kaynağı olarak görüyorum. Hizmet etmekten de büyük bir şeref, onur duyuyoruz ekibimizle beraber. Evet başkanım, hemen projelere geçelim. Evet, şimdi çok kısa, bugün zaten bunu konuşacağız. Evet. Muhtemelen sorular da gelecektir. Bir hasbihal niteliğinde konuşacağız. Tabii kaç kişiye ulaşacak yeğenimiz, onu da bilmiyoruz. Bizim için de bu ilk bir deneme. Bundan sonra inşallah bu vesileyle hemşerilerimizin, komşularımızın önüne çıkmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Öncelikli olarak gençleri, çocukları, geniş perspektifte aileleri işin merkezine koyuyorsunuz. Neden? Gençler ve çocuklar deyince dikkat çeken kütüphaneler. Kütüphanelerle başlayalım başkanım. Şimdi neden, bir defa onu konuşalım. Ben nasıl bir Fatih görüyorum? Fatih, dediğim gibi, Fatih İstanbul adına söyledim işte. Lisan, hanımefendilik, beyefendilik, edebiyat, sanat, ne varsa bizim değerlerimiz açısından İstanbul adına onların aslında çıktığı, neşet ettiği yer burası. Ama tabii ki son dönemde bu eskimişliğin de getirdiği, yıllar içerisinde eskimişliğin de getirdiği Fatih'te sosyolojik bir takım şeyler de yaşanıyor. İşte son dönemde yaşanan göç hadiselerinden de kaynaklanan, tabii insanlık yeni bir evrede yaşanan, Fatih'te de sosyal bir takım dönüşümler yaşanıyor. Bu dönüşümlerin bir kısmı hoşa giden şimdi bizim asli Fatih'e bakışımız ne? Biz Fatih'in tekrar bu demin saydığım gibi medeniyetimiz açısından oluşturduğu değerlere bakarak buranın ona ait bir belde olması gerekir. Bunu da sağlayacak olan şey, koruyacak olan yegane şey burada yaşamdır. Burada yaşayan ailelerdir. Ailenin yaşaması için bir muhit, bir semt, bir ilçe, bir şehir, bir iyi bir muhit olması için onun İlk önce ailelere, yani aile deyince gençlere, çocuklara ve kadınlara imkan sunan, onları önceleyen bir şehir, bir kent olması lazım. Şimdi bizim de aslında yaptığımız bütün projeler, birazdan anlatacağım, bütün projeler aslında bu söylediğim perspektife hizmet eden projelerdir. Yani Fatih'i tekrar yaşam için, bakın özellikle söylüyorum, Fatih özellikle Eminönü, geçmişte Eminönü olarak bildiğimiz bölge, zaten ticaretin, turizmin, ekonominin ta tarihten itibaren başkenttir İstanbul'da. Ama biz yaşamın, geçmişten beri yaşamın devam ettiği bölgenin demin saydığım değerler adına tekrar cazibe alan olmasını istiyoruz. Meskun, yani iskan edilecek bölge olarak cazibe alan olmasını istiyoruz. Tabiri caizse biz burada geçmişten beri yaşayan ailelerimizin evlerin eskimesi, bir takım sosyolojik nedenlerle dışarı çıkmasını değil, onların burada kalmaları, kalacakları gibi bir daha da buradan gidenlerin Fatih'e, İstanbul'a değer katan, buradan çıkmış nüfusun, burayı çok seven insanların tekrar dönüşünü sağlayacak ve onlar için cazibe sunacak bir şehir ve bir kent olması için uğraşıyoruz. Bunun için de dediğim gibi gençlere, çocuklara ve kadınlara imkan sunan şehirlerdir bu söylediğim yaşam alanı olacak şehirler. Ve biz böyle bakınca Fatih'in bu demin saydığım kültür sanatın da merkezi geçmiş hüviyeti olduğu için ve
herkesin de Fatih ile alakalı bir beklentisi var. Bakın benim tespitim şu. Tabii ki ben belediye başkanıyım. Fatih'te yaşayanların en büyük Fatih'ten beklentisi var. Fakat diyelim bir başka ilçede yaşayanın bir başka ilçeden beklentisi olmaz. Fakat Fatih'ten Silivri'de yaşayan vatandaşımızın da, Güngören'de yaşayan vatandaşımızın da Fatih'le ilgili beklentisi var. Çünkü burası İstanbul olarak gözüküyor. Yani siz bir İstanbul anlattığınızda hayalinize düşen silüet Fatih'tir. Dolayısıyla herkes... sorumluluğunuzu artırıyor. Dolayısıyla şu var. Yani Fatih'ten sadece Fatihlerin beklentisi yok. İstanbul'da yaşayanların da Fatih'ten beklentisi var. Doğal olarak ben yasal sorumlusu değilim tabii ki. Yani Fatih ilçe sınırlarını konuşuyorum. Haddim aşacak bir şey de konuşmam. Onların da Fatih'ten beklentisi var. Hatta bir aşama ileri geçelim. Türkiye'de birisi İstanbul hayali kurduğunda onun hafızasına düşen silüet de Fatih'tir. Onun da Fatih'ten beklentisi var. O da Eminönü, Sultanahmet, Kapalı Çarşı, Aksaray bunlar aklına geliyor. Dolayısıyla yine bir aşama daha ileri geçelim. Gönül coğrafyamıza baktığımızda yani İstanbul'a ilintili Makedonya'dan Kosova'ya, efendime söyleyeyim Irak'a, Kafkasya'ya, Orta Doğu'ya baktığınızda herhangi birisi bir Türkiye ya da İstanbul hayali kurduğunda hafızasına düşen yerde Fatih'tir. Dolayısıyla biz aslında birçok bileşeni yönetmek durumundayız. Tabii ki ilk önceliğimiz Fatih'te yaşayan insanlarımızın yaşam önceliğidir. Onun için de biz nereden başlayalım dediğimizde kütüphaneler konusu ki gerçekten çok da sevindiğimiz şey başarılı olan bir proje. Şu ana kadar 9 tane proje açtık, kütüphane açtık 1,5 yıl içerisinde. Bu, burada mütevazı davranmayacağım. Bu İstanbul'da birçok arkadaşımız çok kıymetli işler yapıyorlar. Ama bu kadar kısa zamanda bu kadar kütüphane açtık ve bunları açmak önemli değil. Hepsi kullanılıyor. Ve bunların olabildiğince Fatih'e yaygın olmasını, mahalle aralarında olmasını önemsedik. Evet, herkese görüyor. Evet, mesela şimdi Kadırga'da bir kütüphane açtık. Kadırga Kütüphanemiz, tarihi Kadırga Meydanı'na bakan bir yerdeydi. Gerçekten çok iyi, etrafı yurtlarla çevrildi. Şu anda pandemi süreciyle yurtlar kapalı ama Kadırga Kütüphanemiz şu anda çocuklarımızın hizmetinde. Pandemi koşullarında hizmet veriyor. Ve yine orada bir Kadırga sanat merkezimiz var hemen alt katında da. İstanbul'un şu anda en nitelikli sanat galerilerinden bir tanesidir burası. 5 ayrı salonu olan. Yine pandemi koşullarında burada da faaliyetlere başlamış olduk. Yine Kalenderhane Kütüphanesi ki benden önceki dönem başlamış bir kütüphaneydi. Açmak, dizaynı bize nasip oldu. Dolayısıyla geçmiş dönem arkadaşlarımız bu inşaatı başlamışlardı. İstanbul'daki gençlerin, bakın sadece Fatihlilerin değil, çok özenle seçtiği, gezdiği bir kütüphane burası. Gençler zaten buraları biliyorlar. Yine mahalle arasında ama örnek olacak bir kütüphanemiz var. Derviş Ali'de bu kütüphaneyi şu anda gençlerimiz kullanıyorlar. Yaklaşık 90-100 kapasiteli bir kütüphane burası. Yine buradan geçtiğimizde ki Topkapı Kütüphanemiz, bu şu anda kütüphanelerimizin en önemli, en çok revaç görenlerinden bir tanesi. Bu kütüphane İstanbul'un her yerinden gencin çok rahatlıkla ulaşacakları bir kütüphane burası. Başkanım, arkadaşlar bu kütüphane ile ilgili, Topkapı Kütüphanesi ile ilgili çok güzel bir film hazırlamışlar. Evet. Onu izleyelim isterseniz. Buyurun. Bazen aradığın şeyi bulmak için çok zaman kaybettiğini düşünürsün. Ama bir gün bir el uzanır, ihtiyacın olan bilgiye zahmetsizce ulaşabilmeni sağlar. İşte biz o el olmak için çalışıyoruz. Topkapı Kütüphanesi ile eşsiz Fatih'e değer katmaya devam ediyoruz. Fatih'e yeni bir hayat geldi. Evet başkanım. Evet, Topkapı Kütüphanesi bizi hakikaten sevindiren ve bundan sonra Topkapı Kütüphanesi şuna vesile oldu. Bu büyük ölçekli bir kütüphane. Daha önce başka amaçla kullanılan bir salondu burası. Yani hafta sonları
yeme içme mekanı, yani düğün dernek yapılan bir yerdi. 52 haftanın 25-30 haftası hafta sonu kullanılıyordu. Buradan tabii iyi bir şeyle, tasarımla buraya geçtik ve bakın şu anda pandemi koşullarına göre işliyor ve full burada öğrencilerimiz yer bulmakta zorlandıkları bir kütüphane. Ama bu birazdan size anlatacağım, bizi daha büyük heyecanlandırdı ve daha büyük bir kütüphanenin yolunu açtı. Onu birazdan bahsedeceğim. Yine Abdi Çelebi binamız vardı Samatya'da. Çok tarihi bir bina, çok güzel bir bina. Gerçekten hem Cerrahpaşa'daki öğrencilerimiz hem bölgedeki ortaokul son sınıf ve üstü öğrencilerimiz bu kütüphaneyi, ahşap tarihi bir konak burası. Orayı yavrularımız kullanıyorlar sevindirici bir şekilde. Yine Vani Dergahı, bir Vani Dergahımız var. Vani Dergahımızın önünde yine orada bir hazirenin yanında yapılmış bir bina burası. Bir mahalle arası, gerçekten benim çok heyecanlandığım 8 sınıf üstü çocuklarımızın tıka basa doldurduğu, pandemi öncesi koşullarına göre, pandemi sonrası koşullara göre tıka basa doldurduğu bir kütüphane. Dolayısıyla bu da bu 9 kütüphanemizden bir tanesi. Yine burada daha önce Kültür Bakanlığımızın yıllar önce yaptığı, işlettiği ama çok eskimiş, şimdi ekranlara gelen kütüphanemizi, yine teşekkür ediyorum Kültür Turizm Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza. Bu kütüphane tabii bizim işletme mantığımız da değildi. Çok az yavrumuz buradan faydalanıyordu. Biz burayı aldık, dizayn ettik, bakanlığımıza bir protokol yaptık. Kütüphane Refik Halit Karay çok önemli bir isim. İstanbul için çok önemli bir isim. Yine Kariye Refik Halit Karay Kütüphanesi'ni çok modern koşullarda bizim bir şu anda kütüphanecilikte gerçekten onu tek başına bir yarım saat anlatmam lazım. Bir çocuk bölümü var. Yeni bir sistemimiz var artık kütüphanecilikte. Bu da o mantıkla yaptık ve Fatih'teki ilk çocuk kütüphanesini açtık. Ve çok sevindirici olan bir şey. Şimdi bunu inşallah bunu geliştireceğiz. En son rakamlar 50'ye yakın anne ve çocuk bu kütüphaneden faydalanmaya başladı. Bu yurt dışında örneği çok olan kütüphaneler Türkiye'de de inşallah yaygınlaşmaya başladı belli vilayetlerde. Biz de bu konuya inşallah kafa yoruyoruz. Yine Refik Halit Karay Kütüphanesi'nden Fatih için çok kıymetli bulduğumuz Kasım Günani, yani Ayvansaray Balat Birleşimi'nde Kasım Günani bilgi evini yaptık. Bunun en üst katını çok modern bir kütüphaneye çevirdik. Bunu söylemek durumundayım belediye başkanı olarak. Birazdan kütüphanelerle ilgili bunu unutursam lütfen hatırlatın. Kütüphaneler, burası birçok dezavantajlı yavrumuzun yaşadığı bir yer. Muhit olarak, bölge olarak. Evet, dezavantajlı yavrumuzun yaşadığı bir yer. Peki şimdi söyleyeyim. Bu kütüphane projesinin bana göre en önemli şeyi, yani ben dönüp baktım belediye başkanı olarak, bizim yaptığımız en önemli fırsat eşitliği projesi bu. Çünkü Fatih'te bunu herkes yaşadığı evi biliyor ama makroyu herkes bilmiyor. Yani herkes büyük resmi göremiyor. Fatih'te evlerin %70 ila %80'i 2+1 evler. 2+1 ve aşağısı evler. Dolayısıyla birçok yavrumuzun evinde kendi tek başına çalışma imkanları yok. Çünkü burası tarihi bir mekan. Odaları yok. Dolayısıyla bu yavrularımız şu anda ben kütüphaneler konusundaki en önemli şeyim, onlara sağladığımız en önemli fırsat eşitliği projesi olarak görüyorum. Bir şey daha var. Özellikle bazı muhitlerimizdeki Kasım Günani hem bilgi hem de kütüphanesi budur. Burada da birçok yavrumuz ve ailelerimiz dezavantajlı. Yani çeşitli sosyolojik nedenlerle burada dezavantajlı duruma düşmüş yavrularımız var. Ben gerçekten çok sevinerek yaptığım ve ilgilendiğim bir konu. Dolayısıyla Kasım Günani'de açtık Allah'a şükür. Her yaş grubu için, çocuk için burada kütüphane, üst katında 8. sınıfı üstü, alt katında da daha alt grup çocuklarımız için kütüphane imkanı hayata geçti. Yine Karagümrük'te, Hırkayı Şerif'te aslında, Hırkayı Şerif Karagümrük kesişiminde geçmişte çok da orada yaşayan hemşehrilerimizin şikayetçi olduğu bir çay bahçesi falan vardı. Hatta kaldırdık burayı, yani başka mahsurları olan, kulağımıza başka şeyler de geldi. Tabii onu biz bilmiyoruz, emniyette de görüştüğümüzde. Altında da tabii burada her yere, Fatih'te her yere kazıp betonarme inşaat yapamıyorsunuz. Burada evet. Onlardan bir tanesiydi. İşte o da bizim geçmiş disiplinimiz belli, bu meslekten geldiğimiz için. Ve buraya
belki başka ilçelerin de şu anda örnek aldığı bir proje haline geldi. Bir mobil kütüphane diyeceğimiz, aslında mobilliği yok, çok güzel bir kütüphane kazandırdık. Karagümrük kütüphane projemiz şu anda hayata geçti. Her gün takip ediyorum. Her gün günde 50-60 çocuğumuz şu anda pandemi koşullarında Karagümrük Kütüphanesi'ni kullanmaya başladılar. Evet. Yine burada çok önemli bir projemiz Medrese Davutpaşa. Bakın şunu söyleyeyim. Fatih'te 100'e yakın medrese var. Fatih bir vakıf. Vakıf şehri, vakıf ilçesi. Ecdat burayı nakış nakış işlemiş. Hatta bir inanışım var. Burada hiçbir medrese, hiçbir cami, hiçbir çeşme, hiçbir Sıbyan Mektebi tesadüfen bir yere yapıldığı kanaatinde değilim. Her birisi bir nakış nakış işlenmiş. Vakıfların da asli fonksiyonlarına dönmesi, yani vakıf mülkiyetlerinin asli fonksiyonlarında kullanılması benim açımdan çok kıymetli. Dolayısıyla evet. Medrese Davutpaşa'yı biz vakıflardan aldık, yani devraldık. Burası başka bir kuruma tahsis edilmişti. Bununla alakalı da mücadele ettim, açık söyleyeyim. Burayı, çünkü burada olmaması gereken bir fonksiyondu ve biz burayı aldık. Medrese Davutpaşa'yı şu anda yüksek lisans, doktora ve doktora adayı öğrencilerimiz için bir çalışma alanına çevirdik. 84 öğrencimiz 2 hafta önce Medrese Davutpaşa onlara mahsus her bir gözde 3 tane masa sandalye koyduk. Orada çalışmaya başladılar. Bununla ilgili de bir filmimiz var. Buyurun. Başkanım. Onu da görelim isterseniz. Buyurun. Okumak, anlamak, öğrenmek ve tekrarlamak. İşte Selçuklu ve Osmanlı alimleri bu kelimeleri amaç edinerek yetişti medreselerde. Kapısından girdiğimiz andan itibaren ilmi, bilgiyi ve kültürü her adımda hissedeceğiniz, eğitim kelimesinin ne denli önemli olduğunu anlayacağınız ecdat yadigarı, tarihi mirasımız Medrese Davutpaşa. Ebu Suud Efendi, İvaz Efendi, Riyazi gibi nice alimlerimizin ilimlerini buradan tüm Osmanlı coğrafyasına yaydığı eğitimin en temel merkeziydi. Ve şimdi biz akademik çalışma alanı bulmakta zorlanan yüksek lisans, doktora adayı ve doktora öğrencilerimiz için Medrese Davutpaşa'yı asıl misyonuyla tarihimize yeniden kazandırdık. Medrese Davutpaşa ile Fatih'e yeni bir hayat geldi. Evet, Medrese Davutpaşa'yı şöyle bir şeyle tamamlamış olayım. Bunların her birisini başlık olarak belki uzun konuşmak lazım ama fırsat yok. Belki sonra zaman zaman konuşuruz. Şimdi biz bu Davutpaşa Medrese, Hekimoğlu Ali Paşa, Ramazan Efendi, Cerrah Paşa, Haseki Sultan ve Sümbül Efendi aksında inşallah çok önemli bir kültür ve turizm rotası yürüyüşle beraber olacak bir mekan oluşturuyoruz. Bunu da belirtmiş olayım. Burada duraklar olacak, çok keyifli duraklar olacak. Göreceksiniz Fatih çok önemli bir kültür ve turizm rotası kazanacak. Tekrar edelim başkanım rotayı. Haseki Sultan, tam Cerrah başlıyorum. Paşa, evet. Davut Paşa, Hekimoğlu Ali Paşa, Ramazan Efendi ve Sümbül Efendi. Bunları saydığım hepsi tarih. Evet. Buradaki en önemli cami etrafında külliyeler. Buradaki en önemli kültür mirasları. Saydığım evet. Yerlerin içerisinde Sinan eserleri de var. Devşirme camilerimiz var. Haseki, Cerrahpaşa gibi çok önemli külliyeler var ve arada da duraklarımız olacak. Birazdan bahsedeceğim yerler var. Evet. 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 Bir diğeri Zeyrek Akademi. Evet, Zeyrek Akademi bu bizim çok önemli bulduğumuz bir yer. Biz Zeyrek bölgesini buradan söylemem gerekir. Bütün Fatih'teki yaşayan hemşehrilerimize. Biz Zeyrek bölgesi, zaten dünya kültür mirası biliyorsunuz. Somut dünya kültür mirası. İstanbul'daki 4 tane dünya miras alanından bir tanesi
Zeyrek bölgesidir. Bir tanesi Süleymaniye bölgesidir. Bir tanesi Ayasofya, Sultanahmet bölgesi, Ayasofya'nın içinde olduğu Topkapı Sarayı ve Ayasofya çevresidir. Bir de Karasurlar dediğimiz sur dibi surlar bölgesidir. Dolayısıyla Zeyrek bölgesinde biz bir kültür sanat havzası olmasını istiyoruz. Zaten bunu da söylemem gerekir. Bilinmedik bir şey. Bunu hocalarımızdan teyidini bile istedim ve aldım. Zeyrek Akademi niye Zeyrek Akademi? Zeyrek Camii, biliyorsunuz eski bir kilise Zeyrek Camii ve fetihten sonra ilk cami olan yer burası. Pantokrator Kilisesi olarak geçen. Evet. Fetih Salı günü 1453, 29 Mayıs Salı günü fethi oluyor. Bu tarihsel bir kayıt. Çarşamba günü, yani fetih Salı günü oluyor. Çarşamba günü Fatih Sultan Mehmet Han Molla Zeyrek'e talimat veriyor. Çarşamba günü burada zaten daha önce de bir medrese, yani Bizans diyelim bir okul olduğu için çarşamba günü burada eğitim hayatı başlıyor. Onun için de bu tarihçi arkadaşlarımızın söylediği şey 1919 yılına kadar Osmanlı topraklarında eğitim hayatı bu Zeyrek'teki akademinin kurulduğu yerdeki medreseye ithafen eğitim hayatı çarşamba günü başlıyor. Evet, bu da belki benim için özel bilgiydi. Dolayısıyla biz bu Zeyrek bölgesinin tekrar kültür, sanat bir eğitim havzası olması için uğraşıyoruz. Allah'a şükür iyi şeyler de yaptık. Akademiyi açtık. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü kurduk. Onun envanter kısmı, bütün araştırma ekibi şu anda bunun içerisinde. Fatih üzerine araştırma yapan 7 tane yüksek lisans doktoru öğrencisine burada özel çalışma mekanı verdik. Onlara bir takım imkanlar sağlıyoruz. Ve dolayısıyla şimdi Zeyrek bölgesine gidenler görecekler. Çok daha farklı bir Zeyrek çevresi görecekler. Şimdi pandemi koşulları nedeniyle olmuyor ama ileride daha değişik istifade edilecek tabii. projeler orada hayata geçecek. Tabii. Evet, bir önemli projemiz Fatih'te. Fatih tabii bir merkez ilçe olduğu için bütün bu merkez ilçelerin şöyle bir sorunu var. Şeyi var, sorunu değil, bir avantajı var. Yani buranın kökeninden kaynaklanan işte çocukları da tabii ona göre, yani bir şehrin merkezinde yetişen çocuklar. Dolayısıyla daha cevvaller, daha üreticiler. Tamam, dezavantajlı çocuklarımız olabilir ama çok üretici çocuklar. Onun için de biz Bilim Fatih İstanbul'da ikinci şu anda bir akademi, Bilim Fatih. TEÜŞ Vakfı ile beraber burayı onların mentörlüğünde açtık. İnşallah Fatih'te 200-250 öğrenci akademik, 3 yıllık akademik eğitim alacaklar ve Fatih'teki 30 bin üzerindeki ilköğretim öğrencisi bu yeri bitti. Tamamen mekan bitmiş vaziyette. Pandemi koşullarından dolayı mekan burada şu anda görsellerde gösteriliyor. İnşallah Fatihli çocuklarımız İstanbul'daki şu anda, zaten en büyük hayalimiz bu, Fatih çocuklarının İstanbul içerisindeki en avantajlı çocuklar olmasını istiyoruz. Bu proje de bitti ve göreceksiniz buradan birçok Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli bilim adamları, mühendisler yetişecek. İnşallah. Uygulama aşamasındaki kütüphanelerimiz. Evet, bu kütüphaneleri yaptığımız gibi, tabii dediğim gibi bu kütüphaneler, biz şöyle bakıyoruz. Kütüphaneyi yapmak önemli değil. Bunlara teveccüh var mı yok mu? Bakıyoruz ki biz yapıyoruz, bir de teveccüh var. O zaman iş yapma azmimiz hem bizim hem de arkadaşlarımız artıyor. Hem bir sürü yerden bize bu teklifler geliyor. Arkadaşlarımız proje üretiyorlar. Ama demin Topkapı Kütüphanesi'ni konuşurken, Topkapı Kütüphanesi'ndeki ilgi, alaka, hem Fatihli çocukların hem de İstanbul'dan gelen çocukların alakası bizi başka bir şeye sevk etti. Şimdi bu beni en çok heyecanlandıran, Fatihliler de en çok heyecanlanacak proje olacaktır. Biz şu anda diyebiliriz ki İstanbul'daki birkaç kütüphane, yani kütüphane hariç, İstanbul'daki en büyük, en önemli kütüphaneyi inşallah 3-4 ay içerisinde bitirmiş olacağız. Şu anda inşaatımız belediyenin altında devam ediyor. Belediye başkanlığının altındaki bütün birimleri boşalttık, tamamını. 4000 metrekare bir alanı şu anda ve 500 öğrencinin aynı anda eğitim göre, yani çalışabileceği, okuyabileceği bir mekanı ve 7/24 hiç kapanmayacak bir mekanı inşallah Fatihli, başta Fatihli gençlere, sonra İstanbul'daki bütün gençlerimize armağan ediyoruz. Belediyemizin bütün bu alt katı, ki metro istasyonlarının kesişim noktasındayız. Hemen metrodan indiğinizde bir dakika içerisinde burada olacaksınız.
Burası, burada bizi çok heyecanlandıran, inşallah bu proje şu anda artık belli boyuta geldi. İnanıyorum ki İstanbul'daki gençler, bundan sonra yetişecek olan gençler bu kütüphaneyi çok sık kullanacaklar. Ve bizi de çok heyecanlandıran bir kütüphane. Bunu da Fatih Kütüphanesi, Fatih Başkanlık Kütüphanesi belki diyeceğiz adına. Çünkü burası belediye başkanlığının olduğu yer. Sağ olsun arkadaşlarımız da daha önce biraz daha geniş imkanlarda çalışırken biz yeni bir bina kiralamadık. Buradaki alt kattaki bütün birimlerimizi üst katlara sıkıştırdık. İşte bizim başkanlıkta kullandığımız bazı toplantıları onları bazı birimlere verdik. Dolayısıyla çok da aslında efektif bir proje ortaya koyduk. Bu çok önemli bir proje. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Evet başkanım. Yine Cerrahpaşa, Çapa. Bunlar İstanbul'a gelen ilk 2000'e giren öğrenciler Çapa ve Cerrahpaşa'da gelip okuyorlar ama Cerrahpaşa'daki öğrencilerimiz inşallah orada yapılıyor şu anda. Rektör hocamızla da görüşüyoruz. Benim eski geldiğim kurum şu anda orayı da yapıyor. Cerrahpaşa inşallah tekrar hem inşa hem ihya ediliyor. Ama bu geçiş esnasında hem Cerrahpaşa'da okuyan öğrencilerimiz hem de Cerrahpaşa bölgesinde okuyan bizim gençlerimiz onların beraber bir araya gelip bir kültür geçişkenliği de olsun. Türkiye'nin her yerinden en iyi öğrenciler buraya geliyor ama burayla bir irtibatları olmuyor. Yani sokaktaki çocukla yavrumuzla bir irtibatı olmuyor. Tıp fakültesi. Evet. Şimdi bunları da geçişkenliği sağlayacak. Cerrahpaşa'da İbrahim Paşa Medresesi'nin yanında şu anda devam eden bakın bu proje ki inşallah bunu da projelerde iddialıyız. Projeler güzel. Mekana yakışan projeler, sürdürülebilir projeler. Bu projemizde zaten bölgede yaşayan vatandaşlarımız biliyor. 200'ün üstünde öğrencimize hizmet verecek. Ne zaman? İnşallah bu 5. 6. aydan itibaren, demin saydığım iki projede 5. 6. aydan itibaren Fatihli gençlere hizmet edecek. Ve biz bu projeler nihayete vardığında aynı anda 3500'e yakın öğrencimizi aynı anda Fatih'te kütüphanelerde hizmet veriyor olacağız. Bu çok büyük bir rakam. Yani hani biz kendi kendimizi övmemiz ayıp bir şeydir ama bu rakamın büyük olduğunu paylaşmak isterim. Bir de bu kütüphanelerde tabii şimdi bunlar bu demin saydıklarım iki kütüphane inşaatı devam eden kütüphaneler. Bir de planladığımız kütüphanelerimiz var. Onlardan bir tanesi Şeyh Bedrettin Nam Tekkesi olan kütüphanemiz. Burası Haliç Caddesi üzerinde. Orada da bir kütüphane ihtiyacımız vardı. Oradaki yavrularımız için. İnşallah o projeyi de şu anda bitirdik. İnşa kısmına geçmek üzereyiz. Yine ikinci bu Şeyh Bedrettin Nam Tekkesi kütüphanesinin projesi bitmiş hali. Burada da çok keyifli bir kütüphane olacak gençler için. Evet bu çok kıymetli bir proje bu da. Bakın Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi. Daha önce İstanbul Ticaret Odası tarafından bu proje. Ben İstanbul Ticaret Odamızı da buradan tebrik ediyorum gerçekten gönülden. Çok başarılı bir projesi var. Çocuklara fırsat eşitliği. Benim için gençler demek yöneticilerin, kamu yöneticilerinin yapması gereken tek şey onlara bizim fırsat eşitliği sunmamız lazım. Biz hepsinin belki imkanlarını karşılayamayız. Bunlar fırsat eşitliği projeleri. Bu BTM'de Bilgi Ticaretleşme Merkezi de know-how'ını ve bu görüşmeleri biz İstanbul Ticaret Odamızda da yapıyoruz. Şu anda biz çok arazisi olan bir ilçe değiliz. Kıymetli bir yeriz. Çok önemli bir mekanı inşallah Fatihli gençlere, İstanbullu gençlere kazandıracağız. Burada bunlar startup merkezleri. Bir projesi olan gençler, parlak projesi olan gençler bu Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi'nde Kuluçka Merkezi, Startup Merkezi ve yatırımcı ile buluşacakları bir merkez olacak. İnşallah 2021 yılında da yani bu yıl bu projeye başlayacağız. Yani şunu amaçlıyoruz. Bakın bu saydıklarımın hepsi şu. Fatih bundan bunu haksızlık yapmayalım. Tabii ki benden önceki belediye başkanı arkadaşımızın bir sürü hizmeti var burada. Ama biz özellikle kümelendirerek kütüphaneleriyle gençlere imkan sunan, pozitif imkanlar sunan bu kadar mekanı 1,5-2 yıl içerisinde Fatih'in gündemine soktuk. İnanıyoruz ki Fatih işte sokaklarında bu gençlerin dolaştığı, gündüz, gece, sabah bu gençlerin dolaştığı bir Fatih'in herhalde pozitif şeyi biraz daha farklı olacaktır. Bilgi Ticaretleşme Merkezi de inşallah Vatan Caddesi'ne yakın bir noktada projeyi gerçekleştirdik. Yine şimdi burada Topkapı semt konağımız, ona da çok kısa değinelim. Topkapı'da uzun zamandır belediyemizin hizmet vereceği bir birim yeri arıyoruz. Bu projeyi de tamamladık. Vakıflara ait bir yer burası. İnşallah bunu aldığımızda Topkapı civarında yaşayan hem kadınlara hem de yavrularımıza
çok nitelikli bir mekan üreteceğiz inşallah. Kütüphaneden hariç olarak burada da yine daha ufak yaş grubu çocuklar için kütüphane ve bir şey olacak. Evet, kütüphaneler kısmı, bunu saatlerce konuşabiliriz ama bunu geçmiş olalım. Çünkü vakit de ilerliyor. Biraz daha hızlı ilerleyelim. Hızlıca spor alanlarına geçelim. Evet. Madem avantaj sağlayacak bir ilçeden bahsediyoruz gençlere, çocuklara, kadınlara. Tabii Fatih bir tarihi merkez. Çok fazla spor alanında yoktu. Bakın biz geldiğimiz günden itibaren Ahmet Rasim'de Anadolu Lisesi'nin içerisinde bir spor salonu yaptık. Burası da çok dezavantajlı bir okulumuzdu. Şimdi inşallah çok avantajlı bir okula çevrildi. Bunu da oradaki yavrularımız, tabii pandemi denk geldi. İşi bitirdik, pandemi denk geldi. İşte öyle birkaç tane maç yaptılar. Sonra kaldı, evet. Pandemiyle kaldı. Yine buradan çıkabiliriz biraz daha hızlı ilerlemek için. Ve bunun sonrasında hemen Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Amaçlı Lisenin bahçesinde Fatih'teki şu andaki en iyi spor salonu oldu. Yani gerçekten iyi bir spor salonu oldu. İnanıyoruz ki Fatih'te birçok müsabakaya, hatta ulusal müsabakaya da ev sahipliği yapacak bir spor salonu burası. Görselleri var ama sadece bu kadar göstermiş olalım. Evet, Yedikule'de benden önceki dönemdeki arkadaşlarımızın bitirdiği ama açılışı bizim dönemimize nasip olan bir yüzme havuzumuz var. Şu anda burayı vatandaşlarımız pandemi öncesi çok iyi bir şekilde kullanıyorlardı. Çok iyi bir tesis burası. Efektif bir tesis. Dediğim gibi ücretli olan kısmı var ama bütün yavrularımızı okullardan toplayıp getirdiğimiz bir şey de var. Dolayısıyla bu tesis efektif bir şekilde işliyor. Bu da Fatih'te son birkaç yılda olan işler bunlar. Bundan başka bizi çok heyecanlandıran, yine ben dediğim gibi İstanbul'da doğup büyüyen birisiyim. Fatih şöyle bir yer. Üç tarafı denizle çevrili ama Fatih'te yaşayan ne çocukların ne gençlerin denizle herhangi bir irtibatı yok. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz dediğimizde bir kano kürek merkezi şu anda projesi yaptık. Bunu da gerçekleştirdik. Bunun hatta bakın burada projeleri de şu anda görselleri sunuluyor. Ve bunu açtık, iskele yaptık. Şu anda Fatih özellikle benim arkadaşlardan isteğim şu oldu. Haliç bölgesindeki yavrularımız şu anda Fatih'te yaşayan belki en dezavantajlı çocuklarımız. Bu çocuklarımızın tamamını denize indireceğiz. İndirmeye de başladık burada. Bir sürü program yapıyoruz. Pandemi koşullarında. Şimdi bahar ayıyla beraber tekrar bütün çocuklarımız, bakın istisnasız buraya gelmek isteyen bütün çocuklarımızı arabayla gidip alıp geliyoruz. Onlara kano kürek eğitimlerini vereceğiz. Denizde Fatihli çocukları buluşturacağız. Bu Fatihli çocuklar için yapılmış bir proje. Yine Fatih üç tarafı denizle çevrili. Tabii yelkene İstanbul'un bu yakasında yelken denince daha yüksek, sanki nitelikli geliri yüksek olan yerler akla geliyor. Biz Fatihli çocukların da, gençlerin de bu imkanlardan faydalanmasını istiyoruz. Bir tesis yaptık. Dolayısıyla bir tesis yaptık. Bu tesisi de bitirdik. Şu anda pandemi koşulları geçer geçmez inşallah yine Fatihli gençler bu yelken sporlarından faydalanmış olacaklar. Deniz şimdi, varsa, rüzgar evet, varsa biz yapabiliriz. Tabii bu gösterirken bir şey söylemem gerekir. Bütün bu projeleri anlattım şimdi. Sporla alakalı özellikle yerleri anlattım. Hususen birkaç teşekkür etmem gerekir. Tabii başta Sayın Cumhurbaşkanımıza biz buraya Fatih'e geldiğimiz günden beri gerçekten Fatih'in zaten Fatih çok iyi bilen, burada gençliği, çocukluğu geçmiş birisi, büyük desteğini görüyoruz. Tabii onun desteğinin yanında burada adını söylemem gereken hem eski bakanımız Osman Aşkın Bakbey hem de şu anda Fatih'in çocuğu olan, Fatih'te doğup büyüyen ve yaşayan şu anda bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu beyefendiye özellikle teşekkür ediyorum. Hem bakanlığımız hem de Spor Toto Teşkilatımızın genel müdürlerine bütün bu projeleri beraber işbirliği içerisinde yaptık. Yani onların kaynaklarını da kullanarak yaptık. Ama tabii ki biz projeci bir ekibiz. Biz geldiğimiz günden beri bu işler şeyle değil. Yani kaynakları da beraber işte ürettik. Onun için bakanımıza ve ekibine buradan Fatih halkı adına ve İstanbul adına çok büyük bir teşekkür göndermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet başkanım. Evet, bunlar. Bakın Mimar Sinan Stadı çok eski bir stat. Burayı yıllardır zemini bozuktu. Burayı da hakeza tamamladık. İnşallah pandemi biter bitmez şu anda spor tesislerimiz
açık konuşalım. Bu sene 6. ay geldikten sonra Fatih'te gençler, kadınlar, çocuklar bambaşka bir Fatih'e uyanmış olacaklar. Birçok spor tesisi, birçok sosyal tesisle karşı karşıya kalacaklar. Daha önce hayatlarına hiç girmemiş olan şeyler bunlar. Şimdi uygulama aşamasındaki spor merkezlerimize kısa değinelim. Bakın Ayvansaray, demin söyledim, çok Dervişeli Ayvansaray bölgesi. O bölgede bir spor kompleksi şu anda, eski Altınay Spor Kompleksi'nin olduğu yer, spor merkezinin. Çok iyi bir spor kompleksi, inşaatımız devam ediyor. Bakın burada inşa faaliyetleri de oradalar. İnşallah bunu da 4-5 aya kadar özellikle bu bölgedeki Karagümrük, Dervişeli, Ayvansaray bölgesindeki hemşerilerimiz kullanmış olacaklar. Kadınlar, gençler, çocuklar. Bunlar hepsi devlet işletmesi olacaklar. Asla bir özel işletmeciye verilmeyecekler. Dolayısıyla dezavantajlı çocuklarımız hiçbir ücret ödemeyecekler. Öbür vatandaşlarımız da çok ufak ücretler ödeyecekler. Yani çünkü onu aidiyet için sağlamak zorundayız. Yani belki 10 liralık, 15 liralık bu böyle ücretler ödeyecekler aylık olarak. Bir ikinci spor salonumuz bizim için hayal olan, belki o bölgede yaşayan insanlarımızın bile belki hani çünkü mekan üretimi çok zor bir yerdi. Draman'da nasip oldu. Kurullardan, planlamalardan hepsini geçirdik. Draman'da bir yüzme havuzu ve spor kompleksi yapıyoruz. İnşası devam ediyor. Birkaç aya kadar inşallah, 6. aya kadar üstü de otopark olarak hizmet edecek. Bunun da bakın burada inşaat faaliyetleri. Draman tarafında da çok güzel bir yüzme havuzu yine gençlere, çocuklara ve kadınlara hizmet edecek. Çok nitelikli bir, özellikle Draman'daki yüzme havuzumuz çok nitelikli ve keyifli butik bir yüzme havuzu olacak. Hep söylediğim gibi bunlar hepsi, hiçbirisi özel bir işletmecilik altında olmayacak. Kamu işletmesi olacak. Devletin elinde, asla para kazanma amaçları olmayacak. Dediğim gibi yani buna ulaşmakta zorlanan o 10 lirayı, 15 lirayı, 20 lirayı veremeyecek vatandaşımız dahi bir şekilde onu buraya ulaştırmış olacağız. Yani amacımız bunlardan bir şey değildir ve özel bir işletme değildir. Evet, buradan da çıkabiliriz. Çıkabiliriz. Projelerimiz başkanım, tabii. Başkanım, kamulaştırma tabii çalışmalarını... Burada bir şey daha söylemem lazım. Bir planlanan spor merkezimiz var. Darüşşafaka okulumuzun yanında bir spor merkezimiz var. Tabii bu tarihi bir binamızın yanında, onun için mimarisiyle de çok uzun kurullar tarafından da incelenen, baktığımız bir proje. Bu projemiz inşallah, bakın Darüşşafaka'da, yani bu mahallemizde de çok kıymetli bir vatandaşlara hizmet edecek bir yer. Bunun alt katındaki yüzme havuzu, bölge vatandaşlarına açık bir yüzme havuzu olacak. Bizim işletmemizde olacak. Üst katlarda yine oradaki okulun kullanacağı bir takım birimler olacak. Bunlar dediğim gibi, yani kısa kısa geçmek zorundayım. Her birinin görselleri var ama çok uzatırsak sıkılır evet. İnsanlarımız. Sonra merak edilenleri yayınlarız. Evet. Evet. Kamulaştırma çalışmalarına değinecek misiniz başkanım? Kamulaştırma çalışmaları, bakın hani altyapı, buna geçmeden önce spor alanlarında bakın çok önemli bir yerimiz vardı bizim, onu atladık. Çok önemli bir yerimiz. Nesli Şah Sultan nikah salonu ve kültür alanı. Evet, bunu mutlaka görülmesini isterim. Burası hemen Sulukule'de spor salonuyla, İBB'ye ait spor salonuyla Sulukule evlerinin arasında. Fatih'te iyi bir nikah salonumuz yok bizim. Çok iyi bir nikah salonu, Fatih'e yakışır bir nikah salonu inşa ediyoruz. Görseli varsa gösterebiliriz. Nikah salonu inşa kısmı devam ediyor. Altında yine bir spor salonu, çok nitelikli bir spor salonu ve üstünde de bir kitap kafenin olduğu. Bu bölgeye bakın, yani Nesli Şah Sultan, Karagümrük, Kırkayı Şerif, bu bölgeye gerçekten çok büyük imkan katacak, değer katacak bir proje. Zor bir inşaat yeriydi burası ama hamdolsun yaklaşık 2-3 aydır kazısıyla uğraştık ve dün itibariyle ilk defa temel betonlarını atmaya başladık. Burası hem Fatihlere hem de İstanbullulara hizmet edecek ve inşallah 2021 yılı sonunda bitireceğimiz, içerisinde bir kompleks burası. Nikah salonu, kitap kafesi, bu gördüğünüz yeri ve altında spor salonlarıyla çok nitelikli bir kompleks burası. Bakın burası da spor salonu kısmı. Bunu da göstermek istedim. Şimdi kamulaştırma konusuna geldik. Bu belediyecilikteki bir mesele var.
Yani altyapı yatırımları tabii gözükmeyen işler. Normalde siyasetçilerin çok sevmediği işler ama bizim AK Parti belediyeler olarak belki en çok yaptığımız, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yaptığımız en önemli iş Türkiye'nin önümüzdeki 20-30 yılında alakalı işler yapılıyor. Hükümetimiz mesela şu an hastaneleri konuşuyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki 50 yıllık ihtiyacını karşılıyor. Evet. Otoyolları konuşuyoruz. Önümüzdeki 20-30 yıllık ihtiyaçlar karşılanıyor. Biz de dolayısıyla kamulaştırma Fatih ile alakalı çok önemli bir konuydu. 100 yıldır belki sur dipleri mezbelilik halde. Ne orada yaşayan mülkiyet sahibi vatandaşlarımız mülkiyet haklarını kullanabiliyorlar. Ne de oradaki kötü koşullar ortadan kalkabiliyor. Dolayısıyla orada sosyolojik suçluluk anlamında bir sürü nahoş şeyler de yaşanıyor. Geldiğimiz günden beri buraya uğraşıyoruz. Çok kaynak, büyük kaynaklar ürettik. Buradan bunların bir kısmını da oradan teşekkür etmem gerekir. Çevre Şehircilik Bakanımıza da, ekibine de, TOKİ'deki arkadaşlarımıza da. Onlarla da işbirliği içerisinde bazı projelerde devam ediyoruz. Buralardaki bütün o kötü yapılaşmayı kaldırıyoruz. Bakın Topkapı'dan başlayarak şu anda Mevlana Kapı tarafına geçiyoruz. Bu yeni dronlar. Bütün o sur dibindeki bandı, yani dünya koruma miras alanı burası. Dolayısıyla hiçbir zaman zaten kimsenin yapı yapamayacağı yerler. Ama maalesef bazen bunlar siyasi sahiplerle manipüle de ediliyor. Sanki buralar yıkılıp buralara bina yapılacakmış gibi. Net olarak buradan da söylüyorum. Zaten vatandaşlarımız biliyor. Yıkılan yerler sadece ve sadece yeşil alan olacak. Başka hiçbir şey olma imkanı da yok, ihtimali de yok. Biz de inşallah Suriçi Millet Bahçesi projemiz ilk birinci etabı Topkapı'dan başlayarak Mevlana Kapı'ya inşallah 2021'de bu projeyi başlatmış olacağız ve 2022 inşallah gelmeden insanlarımız burada Topkapı'dan yola girerek Mevlana Kapı'ya kadar kesintisiz bir, bir yerde bir bisiklet yolu, bir yürüyüş yolu ve çok keyifli bir yeşil alan kazanmış olacaklar. Hem doğa hem tarihle iç içe. Tabii, çok önemli bir alan burası. Evet. Ama bunlar dediğim gibi bunlar belki çok uzun konuşmamız gereken şeyler ama kısa evet. kısa bilinsin evet. diye söylemem. Bir de tabii bizim kente ait başka projelerimiz var. Onları da müsaade ederseniz bahsedelim. Evet. Şimdi biz Topkapı'da bir çevre düzenlemesi yaptık. Bunların içeriklerini çok hızlı bir şekilde gösterebilirler. Bir düzenleme yaptık. Çünkü Topkapı gerçekten Fatih'in içindeki en mutena semtlerden bir tanesi. Ama vatandaşlarımızın kullanacağı güzel yerler yoktu. Orada çok iyi bir düzenleme yaptık. Bir düzenleme yapmak önemlidir. Benim için belediyecilik anlayışım şu. Biz iyi bir şey yaptık. Hiçbir anlamı yok. Ben böyle bakmıyorum. Eğer burayı vatandaş kullanıyorsa, sahipleniyorsa demek ki iyi bir şey yapmışız. Onun için Topkapı Parkı ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Çok iyi bir şey yaptık. Çünkü Topkapı Parkı Topkapılılar tarafından sahiplenildi. Hekimoğlu Ali Paşa Meydanı, orayı bilen hemşehrilerimiz biliyorlar. Tamirhaneler, efendim, bir kargaşa vardı orada, çok büyük bir kargaşa, otoparklar vardı. Fatih'teki şu andaki en güzel meydanlardan bir tanesi oldu Hekimoğlu Ali Paşa Meydanı. Bitirmiş olduk. Yine devam edelim buradan. Çıkalım, burayı göstermemize gerek yok arkadaşlar. Yine Molla Şeref Parkı, Fatih'te özellikle bu göçmen yabancıların çok geldiği kontrolsüz bir parkken buraları etrafını çevirdik, yeniden düzenledik. Bizim önemli projelerimizden bir tanesi şu anda 40'ın üzerinde parkımızı biz kamerayla donattık. Bu da o parklardan bir tanesi. Evet. Vatandaşlarımızın çok keyif aldığı yeni bir park oldu burası. Evet. Yine Saray Meydanı. Saray Meydanı gördü vatandaşlarımız. Orayı yeniledik. Belki 30 yıldır yenilenmemiş meydandı. Saray Meydanı. Çok güzel bir meydan oldu. Vatandaşlarımız da bize çok iyi geri dönüşler sağlıyor. Buradan da çıkabiliriz arkadaşlar. Biraz daha hızlı ilerleyelim. Evet, ve Fatih'te şu anda yeni ve bizi heyecanlandıran işlerden bir tanesi Yedikule Bahçe Projesi'dir. Başkanım, burada çok evet. güzel görüntüler var. Evet. Arkadaşlarımız bir film izlemişler. Ben çok beğendim filmi. Onu bir izleyelim beraber. Evet, ben de sevinirim. Yedikule Bahçe'ye hoş geldiniz. Bu bahçenin her bir tarlası çocuklara ayrıldı. Burası şehirde tarımın çocuklarla bütünleşmiş hali. Fatih'in çocukları burada eğlenirken doğayı öğrenebilecek, hayat boyu taşıyacakları bir deneyim kazanacaklar. Hayalimiz tohumun kıymetini, toprağın bereketini bilen, başarının tadına ürettikleriyle varan çocuklar. Hayalimiz güneşin rengiyle, toprağın kokusuyla büyüyen çocuklar. Burada yetişen her bitki onların. Yedikule Bahçe'de çocuklar tohumu, tırtılı, yağmurun değerini,
sofraya gelen yemeğin kıymetini bilerek büyüyecekler. Düzenlediğimiz tarım dersleriyle tohumdan hasada bitkinin yaşam yolculuğuna eşlik edecekler. Bereketin ancak emekle geldiğini bilen, üretmenin neşesini tanımış mutlu çocuklar olarak umut dolu yarınları inşa edecekler. Eşsiz Fatih'e Yedikule Bahçe'nin mutlu çocuklarıyla değer katıyoruz. Çok evet. Keyifli. Evet, Yedikule Bahçe. Burası... Siz de çok keyifli duruyorsunuz videoda. Evet, evet, ben çocukların olduğu her yerde keyifliyim. Yani dediğim gibi bir şey sahipleniyorsa, bir benim sözüm değil aslında. Kimin olduğunu hatırlamıyorum. Hani eski Osmanlıca bir kelimeyle de söylenen. Ama şöyle söyleyebilirim, Türkçesini söyleyebilirim. Hani eğer mutluluk birisinin hakkı olsa, o sadece çocukların olması lazım. Yani, evet. Böyle bakıyorum, böyle inanıyorum. Çocuklar mutluysa, bir şehrin çocukları mutluysa, o şehir mutlu bir şehirdir. Bir şehrin çocukları mutsuzsa, hangi gerekçe olursa olsun, o şehir kötü bir şehirdir, mutsuz bir şehirdir. Bir şehrin yöneticilerin ilk şeyi, oranın çocuklarının, gençlerini mutlu kılmaktır. Biz de projelerimizi bu çerçevede yürütmeye çalışıyoruz. Yedikule Bahçe Projesi, 35 tane okulumuza, ilk öğretim okulumuza o bahçelerden bir tane verdik. Ve çocuklarımız gerçekten çok iyi bir ambiyans oluştu. Biraz bir hobi bahçesi değil burası. Burası gelip ekilip dikilen, çocuklarımızın eğitim aldıkları, aynı zamanda oraya gelip sınıf sınıf geliyorlar. Kendi bahçeleri var her okulun. Onunla ilgileniyorlar. İşte ufak tefek işlemler yapıyorlar, eğitim alıyorlar. Bir ufak da piknik yapıyorlar. Ve burada hiçbir, bakın, beton şeyi yok. Bütün bölmeler ahşap, taş, çalı çırpı burada. Hiçbir şey eleman yok. Yani bunların hepsini söktüğümüzde tekrar burası istersek bostan olur. Hiçbir betonarme bir şey yok bunun içerisinde. Yedikule Bahçe, örnekleri başka ilçelerde mutlaka var ama bizim projemiz biraz daha farklı. En azından bize öyle geliyor. Evet. Evet. İki tane tarihi yaşam merkezimiz var. Fındıkzade ve Yavuz Selim. Evet. Bu iki yaşam merkezimiz daha önce Fatih'te belediye başkanımız tarafından görev yapan belediye başkanımız Mustafa Bey döneminde hayata geçirmiş projeler, güzel projeler. Yani Fatih'te ikisi de insanların en çok nefes aldıkları yerler. Tabii ben geldiğimde biraz güvenlikle alakalı endişeler vardı. Şimdi bunu zaten buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu kullanan hemşerilerimiz de, büyüklerimiz de, gençlerimiz de bana en çok memnuniyet ifade ettikleri yer ben geldikten sonra. Bu yaşam merkezlerine gerçekten çok kıymet veriyoruz. Yani çukur bostanlara. Yaşam merkezi buralar artık. Onun için adını yaşam merkezi diyoruz. Çok nitelikli işler yaptık. Her şeylerini, güvenlikleri çok had safhada. Oradaki eski binalar vardı, onları yıktık. Daha önce Eğitim Gönülleri Vakfı'nın kullandığı binalar vardı. Ekonomik ömrünü doldurmuş binalar. Onları yıktık. Dolayısıyla iki yaşam merkezimizde hem Yavuz Selim hem de Fındıkzade, Çukur Bostanları, Fatih'imize bizim göz bebeğimiz buralar ve öyle göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. İnanıyorum ki burayı kullanan hemşerilerimiz de mutlular şu anda. Evet. Güvenli parklar projesi. Evet. Güvenli parklarda şunu söyleyelim. Bakın, şu anda bu proje kapsamında 46 parkta 226 tane kamera. Bu söylediğim şey söylemesi kolay ama Fatih'te şu ana kadar toplam, bütün Fatih'te Eminönü ya da şey emniyetin şeyi 5-600 tane. Biz sadece buna bu 1,5 yılda 250 yakın kamera ekledik. Dolayısıyla bunun sağladığı bize çok büyük imkanlar var. Bu kameraların tamamı canlı bir şekilde emniyetin de kamera sistemine bağlı şu anda. Evet. Evet. Uygulama aşamasındaki yaşam alanları başkanım. İşte kısa kısa bunlara geçelim. Zeyrekhane, demin söylediğim gibi Zeyrek Akademi'nin yanında, geçmişte Kültür AŞ işletmesinde olan bir yerdi burası. Burası vakıflara ait bir yer. Burada da spekülasyonlar oluyor. İşte burayı İBB'den aldınız sanki öyle bir şey. Burası vakıfların yeri arkadaşlar. Hatta daha öncesine gelelim. Vakıflara geçmeden önce burası Fatih Belediyesi'nin tapulu malı. Yasa gereği vakıflar buraya el koyuyor. Sonra Kültür AŞ burayı kiralıyor. Sonra biz burayı Kültür AŞ'den biz alıyoruz. Geçmiş dönemde alıyoruz. Dolayısıyla burası Fatih halkına hizmet eden bir yer. Çok nitelikli, demin saydığım gibi çok nitelikli hizmet veren bir sosyal tesis burası. Bakın, Fatih'te ben geldikten sonra hiçbir işletme, bütün belediye işletmeleri kamu işletmesidir. Yani ben hiçbir tesisi özel bir işletmeye vermiyorum. Bunlar kamu elinde olmalıdır. Burayı da insanlarımız keyifle kullanacaklar. Evet, yine buna benzer bir yer Cerrahpaşa, yani Paşa tarafında insanlarımızın oturacakları, keyif alacakları,
iyi bir mekan, özel sektörde de dahil çok iyi mekanlar yoktu, oturma mekanları. Biz dedik ya, işte kadınların, gençlerin rahat oturacakları yerler olsun istiyoruz. Yine belediye ait bir işletme yaptık burada, Cerrahpaşa Kahvehane. Bakın bu bitmiş hali, son fotoğrafları. Şu anda pandemiyi bekliyoruz. Yani pandemiden sonra bu mekan bir belediye tesisi olarak açılmış olacak. Hem Cerrahpaşa'daki okuyan öğrenciler, eğitimciler, hem de bölgede yaşayan insanlarımız çok bir kamu birimi olduğu için rahatlıkla, keyifle gelip gidecekleri bir yer olacak. Bunun yanında büyük çaplı projeler planlıyoruz. İşte bakın, kısa kısa bunlara da değineyim çünkü vakit epey ilerledi. Evet. Ben kimseyi 40 dakikadan fazla dinlemiyorum. Şimdi 40 dakikaya geçti, muhtemelen beni de dinlemezler. Onun için bir an önce bitirmek de istiyorum. Ama bunlar da görülmesini istiyorum. Bakın, bu Ulaştırma Bakanlığımızla beraber ve Kültür Bakanlığı da bu işin paydaşı şu anda. Bir proje şu anda hazırlanıyor. Sirkeci Meydanı projesi. Sirkeci Garı'nın önünde. Devam edelim arkadaşlar. İnşallah bu bölge tamamlandığında Fatih, uluslararası ölçekte ve ulusal ölçekte çok önemli bir kültür, sanat havzası ve meydanı kazanmış olacak. Demin görselini gördüğünüz gibi. Yine ikinci işimiz Yenikapı'da, şu anda gerçekten çok kötü durumda. O Avrupa Garajı denen kötü görüntüler var. Şu anda İBB ile beraber, valideğimizle beraber o garajlarla ilgili de görüşme yapıyoruz. Onun arkasında bir mahallemiz var. İstanbul'daki en güzel mahallelerden bir tanesi. Bunun animasyonunu arkadaşlarımız oynatsınlar. En güzel, en nitelikli mahallelerden bir tanesi. Ama şu anda tırnak içerisinde, bizim teknik tabirle bir çöküntü alan hüviyeti var. Binaların %50'si tescilli parsel. Tarihi binalar. Yalı Mahallesi tarihi dönemden kalma bir mahalle. Biz bu mahalleyi inşallah bu dönemde ihya edeceğiz, ayağa kaldıracağız. Fatih gizli bir hazinesi ortaya çıkmış olacak. Yani Fatih'te kimsenin, şehrin hafızasında olmayan çok önemli bir mahalleyi Fatih'e kazandırmış olacağız inşallah. Bununla ilgili de ilgili bakanlıklarla da görüşme yapıyoruz. Projelerimizi hazırladık. Bunlar avam projelerimiz hazır şu anda. Bunları kısa kısa paylaşmış olayım. Sonra detaylarını yayınlarız. Evet başkanım. Evet. Diğer konumuz Uncu Hafız Medresemiz, hemen Fevzi Paşa Caddesi'nin hemen alt tarafında bir medresemiz var. Bu medrese yok olmuş bir medrese. Yok olan yerde olduğu için yeni bir bina yapmamız lazım oraya. Onu inşallah projelerini bitirdik. Bu Uncu Hafız Halil Medresesi, Fatih'in demin saydığım perspektif, en başta saydığım perspektif, nitelikli işlerin yapıldığı bir muhit olmasını istiyoruz. Biz kültürün, sanatın merkezi olmasını istiyoruz Fatih'in. Onun için buranın da bir sanat üretim merkezi projesi yaptık buraya. Bakın alttaki kalıntıları da taşıyacak bir yer. İnşallah buraya da 2020 yılı içinde başlamış olacağız. Şimdi şu atık getirme merkezimizi açalım arkadaşlar. Atık getirme merkezi yapıyoruz Fatih'te ilk defa. Evet. Sıfır atık. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi hanımefendinin de gerçekten sahiplendiği ve Türkiye'de şu anda önemli merhale kazandırdığı bir sıfır atık projesi var. Çevre Şehircilik Bakanlığı yönettiği. Bizim mekanımız yoktu. Sıfır atıkla alakalı ciddi işler yapıyoruz. En son Türkiye Belediyeler Birliği bir ödül verdi. Bizim atık getir, market fişi al projesiyle beraber. Şimdi sıfır Fatih atık getirme merkezini yapıyoruz. Bakın inşaatı devam ediyor. Birkaç aya kadar tamamlanmış olacak. Ve sıfır atıkta da önemli bir noktaya gelmiş olacağız. Şimdi Fatih'deki en önemli işimiz, demin gösterdiğim kamulaştırmaları yapıyoruz. Açabiliriz arkadaşlar. Karasurları projesi. Bu kentsel projelerin içerisinde. Evet. En önemli projemiz, demin kamulaştırmalarını yaptığımız dediğimiz alan, Fatih'te Topkapı'dan başlayıp Mevlana Kapı'ya, Mevlana Kapı'dan başlayıp Silivri Kapı'ya, Silivri Kapı'dan başlayıp Belgrad Kapı'ya, Belgrad Kapı'dan başlayıp Yedi Kule'ye kadar olan kısmı bu projenin. Ama biz birinci etap şu anda Topkapı, Mevlana Kapı arasındaki kentsel tasarım projemiz bitti. Çok önemli bir proje. Bunu şimdi kısmen ilk defa belki vatandaşlarımız görecekler. Bizi en çok heyecanlandıran Fatih'te işlerden bir tanesidir. Bakın bu birebir görsellerin üzerine atılmış bir yerdir. O bütün o arkadaki çöküntü alanları kalkıyor. Şimdi o yeşillikler bu proje kapsamında olacak yeşillikler. Bakın orada şu anda o binalar, yıkılan yerler ama o proje hayata geçmiş olacak. Ve inşallah Topkapı'dan Mevlana Kapı'ya kadar Millet Caddesi'nin üstünde de
kurulun onayladığı bir köprüyle beraber, yaya köprüsüyle beraber Topkapı'dan Mevlana Kapı'ya geçeceğiz. Birazdan o köprü gündeme gelecek. Onu kurul da onayladı. Ve bakın sadece Fatih için söylemiyorum bu projeyi. İstanbul'daki birçok vatandaşımızın, çünkü böyle bir mekan yok, surun dibinde, çok kaliteli bir mekanda yürüyüş yolu, bisiklet yolunun olduğu ve %100 güvenlikli olan, bu gerçek bir projedir, bir animasyon ama yani birebir yerinden yapılan bir projedir bu. Bu proje inşallah bizim en büyük, yani hani herkesin bir kızıl elması var, bizim de Fatih'e ait en büyük şeyimiz. Bu projeyi hayata geçirip Fatih'i tekrar Fatih'teki bir çöküntü alanından nasıl bir cazibe alanı oluşturulur? İnşallah Türkiye İstanbul'a örnek olacak önemli bir projedir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Buradaki komşularımız, hemşehrilerimiz bu söylediğimi unutmasınlar. Burada hiç kimse, dediğim gibi, yıkılan her bir yeri bir metrekare dahi yer, bir inşa faaliyeti yürütülmeyecektir. Her şey yeşil alan olarak kullanılacak. Evet başkanım. Evet, buradan çıkarak şimdi bir restorasyon projelerimiz var. Evet. Burada da kısa kısa bakalım. Fatih'te yaklaşık, ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ben Yedikule Hisarı'nı hiç görmedim. O benim eksikliğim olabilir. Ama ben çok insandan karşılaştım. Burada doğup büyümüş, 30 yaşına gelmiş. Yedikule Hisarı'nın adını biliyor ama Yedikule Hisarı'nı hiç görmemiş. Bir sürü genç, bir sürü... Farklı fonksiyonlarda kullanıldığı için... Ama işte görmemiş kimse, evet. Yedikule Hisarı'nı. Ve Yedikule Hisarı maalesef çok kötü bir durumdaydı. Biz Yedikule Hisarı'nı, bakanlığımız, yine burada Kültür Bakanımıza, Çevre Bakanımıza, hepsine teşekkür ediyorum. Bize güvendiler hepsi. Burayı biz tahsisini aldık. Alır almaz da hızlı bir şekilde yola girildik. Kurul bünyesinde bakın bu görüntülerin hepsi, biz aldığımızdaki görüntüler. Şu anda birinci etap projemiz tamamlandı ama yıllara varan bir restorasyon devam edecek burada. Evet. 20 yıl, 30 yıl belki sürecek restorasyonu ama amacımız canlı bir restorasyon süreci yönetmek. Bu yazdan itibaren İstanbul'un en önemli kültür sanat mekanlarından birisi olacak burası. İnşallah. Bununla evet. ilgili de bir filmimiz var başkanım. Buyurun, İzleyelim evet, onu sevinirim. Açılan bu kapı Suriçi'nin en eski hisarına çıkıyor. O hisar ki sakin bahçesinde kuşları, ağaçları ve İstanbulluları, burçlarında Marmara Denizi'nin poyrazını ağırladı. İstanbul'un muhkem surlarıyla birlikte yükselen kuleleriyle Suriçi'ni korudu. Şehre yolu düşen gemiler burçlarına selam durdu. İstanbul'dan Avrupa'ya açılan altın kapı, Roma ve Osmanlı'nın kadim yolları hisarın gölgesinde buluştu. Şimdi nadide bir yadigar gibi emanet aldığımız Yedikule Hisarı, şehrin en büyük açık hava müzesi olarak restore ediliyor. Fatih Mescidi ve kadim surları, zamana direnen duvarlarıyla Yedikule Hisarı ziyaretçilerine, İstanbullulara hazırlanıyor. Dokunduğumuz her taşın tozunda, toprağında kök salmış bitkilerin suyunda, geleceğe emanet edeceğimiz mirası görüyoruz. Eşsiz Fatih'in tarihine saygıyla değer katıyoruz. Evet, Yedikule Hisarı tabii 1000 yılın üzerinde tarihi olan bir hisar. Çok heyecan verici bir yer. Bizans krallarının bastığı taşa basıyorsunuz şu anda. O taşları bulduk. İyi bir bilim kurulumuz var. Bilim kurulumuza teşekkür ediyorum burada. Dolayısıyla bir anda 1000 yıllık bir yoldan 600 yıllık bir yolun üstüne çıkıyorsunuz. İstanbul'un ilk mescidi, yapılan ilk mescidi burada, Fatih Mescidi. O inşallah restore edilmiş olacak. Dolayısıyla Yedikule Hisarı bundan sonra İstanbul'da şehrin hafızasında ve Fatihlerin hafızasında çok önemli bir mekan olarak devreye girecek bir kültür ve sanat ve turizm merkezi olacak. Bu yazdan itibaren. Bu yazdan itibaren. Evet. Yine Kapalı Çarşı İstanbul'un en büyük kıymeti. Yani İstanbul denince 5 tane şey saysanız herhalde ilk 1'e 2'ye girecek olan yer Kapalı Çarşı'dır. Bu çarşının 100-150 yıldır yapılmamış restorasyonunu valiliğimiz ve oradaki kat malikleriyle beraber kurduğumuz bir fonla beraber belediyemiz tarafından yapımına başlandı. Projemizi de şimdi izleyebiliriz. Çok nitelikli bir iş yapılıyor. Yani bu tür restorasyonlar 100-150 yılda bir yapılan restorasyonlardır. Zemin taşları çok kötü haldeydi. Zemin taşlarının
Benden önceki dönemde arkadaşlarımız çatılarını restore ettiler. Evet. Şimdi biz zemin bütün taşlarını tekrar yapıyoruz. Bütün kalem işçiliklerini tekrar yapıyoruz. Ve cepheler tekrar elden geçiyor. İnanıyoruz ki Kapalı Çarşı zaten büyük bir markadır. Bu marka inşallah büyüyecek. Burada valiliğimizin çok büyük desteği var. Kat maliklerinin de desteği var. Ama projeyi, inşa kısmını biz devam ettiriyoruz. Evet. Yine biz bu dönemde Fatih'te önemli gördüğümüz, İstanbul'da bir tek Büyükşehir Belediyesi'nde KUDEP diye bir atölye var. Koruma, uygulama atölyesi burası. Fatih'te birçok ahşap bina var. Bu vatandaşlarımız, tabii ahşap binada yaşayan insanlar var. Evlerine şu anda dokunamıyorlar diyor. Çok hissedarlar. İçinde yaşayan var. Maalesef dokunamıyorlar. Şimdi biz bu evleri kendi bir atölye kurduk. Bunlarla, atölyede yaptığımız yerlerle evinde yaşamını devam ettirmek isteyen insanlara bu ahşaplarla tekrar cephelerini yeniliyoruz. Çok önemli bir proje. Görselleri var ama vakit kaybetmemek için onu sunmayalım. Bütün bu işlerin koordinasyonu için Kültürel Miras Müdürlüğü'nde bu dönem tabii kurmuş bu olduk. Dönem bakın İstanbul'da, hatta bunun yönetmeliğini Ankara'dan biz çıkarttık. İstanbul, Türkiye'de ilk defa bir ilçe belediyesi Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü diye bir müdürlük kurduk. Bundan sonra isteyen varsa ya da kültürel miras olan müdürlük varsa biz bunun önünü açtık. Yönetmeliği de değiştirdik. İstanbul'da ve Türkiye'de ilk defa Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü kuran ilçe belediyesi biziz. Çok güçlü bir ekip kurduk. Tamamı teknik, yani sanat tarihçisi, arkeolog, tarihçi, şehir plancısı, mimardan oluşan çok iyi bir ekip kurduk. Bunlar bir akademi gibi işliyorlar. Bundan sonra Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüz hem sahada iş yapıyor hem de envanter tutuyor. Kendine ait hatta sosyal medya ekiplerini de kurdular. Buradan çok ciddi arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız bilgi sahibi olacaklar. Evet. Şimdi cephe çalışmaları başkanım. Cephelerle ilgili Fatih'te birçok cephe çalışmamız var. Bunların birkaçına değinip toparlamış olalım. Haliç'te bakın Ayvansaray'dan başlayıp Cibali Kapı'ya kadar işte Balat'ı da içinde alan Ayvansaray, Balat, Cibali. Burası artık İstanbul'un önemli çekim merkezlerinden bir tanesi. Birçok insan turistik olarak yerli yabancı geliyor ama bina cephelerimiz çok kötü pozisyondaydı. İller Bankamız da bu proje kapsamında bunu devreye aldık. Bakın bunlar biten yerler. Şu anda 50'ye yakın binayı elden geçirdik. Klimaları, tabelaları, bütün cephedeki böyle artık şeyleri söküyoruz. Boyuyoruz bir disiplin içerisinde. Klimaları yeni klima ünitelerinin içerisine alıyoruz. Bu bir cephe çalışması ama yapılan yerler çok keyifli. Zaten birkaç aya kadar bunu İstanbul'da birçok insan inanıyoruz gelip fotoğraf çekecekleri bir yer haline gelecek. Balat'ın ön cephesindeki olan yerlerde devam ediyor. Yine Kadınlar Pazarı'ndaki göstermeyeceğiz. Kadınlar Pazarı Fatih'teki en önemli gastronomi bölgelerinden bir tanesi. Burada bir proje çalışması yapıyoruz. Oradaki hem esnafımızın işlerini geliştirecek hem de mekana da değer katacak bir çalışma. Malta Çarşısı Fatih'in en eski, en kıymetli çarşılarından bir tanesi. Değerli çarşılarından bir tanesi. Malta Çarşısı'nı çok tabii karmaşık şu anda. Yani özellikle bu son gelen göç hadiselerinden dolayı esnafın, yabancı esnafın da olduğu bir yer. Tabela kirliliği, işte teşhir kirliliği olan bir bölge. Binaların cephelerinde çok kötü yerler var. Burayı da çalışmasını yaptık. İnşallah 2021 yılında Malta ve İstanbul Caddesi orası iki caddeyi Fatih'e, Fatih'in kültürel mirasına evet. yakışır şekilde ayağa kaldıracağız. Bu projeler yeni projeler, daha yeni bitirdik. İnşallah Malta Çarşısı da yenilenmiş olacak. Başkanım belki her bölüme birer program yapmamız gerekiyor ama vakit evet. hızlı ilerliyor. Evet, doğrudur. Bunlar şey, tabii Yedikule Mahallesi'nde cephe tasarım var. İçine girmeyin arkadaşlar, uzun bunlar. Yine dediğim gibi burada birkaç mahallemizde de işlerimiz var. Müsaade ederseniz hemen bir ulaşım projelerine de bakalım. Evet. Çünkü sorular da vardır. Birkaç onlara da dönmemiz lazım. Şimdi Fatih'teki en büyük sorun, üç tane sorundan bir tanesi, ben gelmeden önce de böyle, tarihten beri de böyle, otopark konusu. Tabii otopark konusu, tarihi bir bölge burası. Buna göre inşa edilmemiş. Bütün bu planlar buna göre yapılmamış. İçeride 450-500 bin kişi yaşıyor. Günde 2,5-3 milyon hareketlik var içeriden dışarıya. Dolayısıyla otopark sorunu yakıcı bir şekilde devam ediyor. Fakat bununla alakalı geçmiş dönemde arkadaşlarımızla bir takım çalışmalar olmuş.
Biz de bununla alakalı tabii arazi üretmek. Arazi ürettiğinizde diyelim bir arazi bulmanız gerekiyor. Arazi buluyorsunuz, ya altından ya üstünde bir şey çıkıyor. Yani burası tarihi bir bölge. Ama biz bu işle hani bizim mesleki disiplinimizde bu işten geliyoruz. Yani bu talebi de vatandaşlarımızın beklentisine karşılamak zorundayız. Çok uğraşıyoruz bu işle. Bir master plan yaptık. En bu işin yoğun olduğu, beklenti olan yer neresi? O çerçevede yerler arıyoruz. Bir tanesini inşallah bulduk. Önemli bir yer. Bunu gösterelim arkadaşlar. Uzun Yusuf'ta bir yerimiz var. Projeyi bitirdik. Projeyi de gösterebiliriz. İnşallah 300-350 araçlık bir otopark. Çok güzel bir otopark Fatih'e kazandırmış olacağız. Ki en azından bu büyük bir otopark. Bu ölçekte bir otopark Fatih'te şu anda yok. Bunun projesini bitirdik. Kurul onaylarını da aldık. İnşallah 2020 yılında başlamış olacağız. Üst katında, üst tarafında bir spor alanı gibi, bir tesis gibi işte bunu da planladık. Ama fonksiyonu değişebiliriz de oranın. Burası inşallah Paşa tarafında, Sümbül Efendi, Sivri Kapı bu bölgelerde Seyit Ömer, Sümbül Efendi civarında vatandaşlarımıza imkan tanıyacak bir otopark olacak. Tamam arkadaşlar, çıkabiliriz bundan da. Yine bu bölgede Duhaniye otoparkımız var. Bu otoparkın etrafında bazı kamulaşmalar yaptık. Birçok gecekondu vardı. Orada vatandaşlarımız mağdur etmeden onları yıktık. Hiç kimseyle kavga etmeden, bizim hiçbir yıkımımızda, bu çok önemli, hiçbir yıkımımızda kavga dövüşte yapmıyoruz. Biz rıza üzerine, rızayla bu işi yapıyoruz. Yani eğer üzerinde enkazı varsa, mülkiyeti yoksa bile enkaz bedeli veriyoruz. Zaten mülkiyeti varsa bedellerini veriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmiyoruz. Dolayısıyla Duhaniye otoparkımızda bu bölgeye inşallah Paşa ve Sümbül Efendi hizmet edecek bir otopark olarak yapmış olacağız. Bir ulaşım projemiz de tek yön, çift yön uygulamaları. Bütün Fatih'i, bunu kısaca söylemiş olayım, bütün Fatih'i şu anda çalıştık. İBB ile beraber çalışıyoruz bu konuda. Çünkü yetkinin bir kısmı İBB'de ama uyum içerisinde orada çalışıyoruz. İBB ve ilçe belediyesi olarak bütün Fatih'in tek yön, çift yönlerini çalışıyoruz. Hem Balat civarında hem de Paşa tarafında inşallah bu dönem uygulamaya geçmiş olacağız. Evet. Evet. Başkanım, sorular geliyor. Yağmur gibi geliyor. Evet. Melike Gür soruyor. Başkanım, kadınlar için ne gibi projeleriniz var? Bir kısmını anlattınız ama. Evet. Burada tabii çok içerisine giremedim. Burada ancak projeleri anlatmaya çalıştım. Biz dediğim gibi kadınlarla ilgili projeleri çok önemli buluyoruz. Yaklaşık pandemi öncesi 4000'e yakın hanımefendi bizim eğitim birimlerimizde eğitim alıyordu. Evet. Fakat biz bunu bir karınca projesi olarak tanımladık. Yani artık vatandaşlarımızın, yani burada eğitim alan ve bunu gelir elde etmek için yapan hanımefendilerin de gelir elde edecekleri karınca merkezlerini, satış birimlerini inşallah yapacağız. En az 3-4 tane nokta belirledik ama ilk 2 tane sözüm var benim. 2 tanesini açacağım. Bir tanesi inşallah Millet Caddesi üzerinde olmuş olacak. Diğerini şimdi yerini söylemeyeyim ama bununla alakalı da planlamamızı yapıyoruz. Şimdi pandemi koşulları gevşer gevşemez bütün bu birimlerimiz tekrar açılmış olacaklar zaten. Mehmet Özel soruyor. Pandemi sebebiyle kültür sanat faaliyetleri ara verdi. Hep evdeyiz. Canım sıkılıyor başkanım. Evet, kültür sanat doğru söylüyor. Biz kültür sanatı aslında hakikaten çok kıymet veren birisiyim ben. Fatih'in kültür ve sanatla anılmasını istiyorum. Fatih markasının kötü, suçla, İşte şununla bunun alınmasını istemiyorum. Fatih kültürle, sanatla, iyi şeylerle anılmalı. Çünkü Fatih bunu hak ediyor. Benim de yerel yönetici olarak bunu sağlamam gerekir. Ve biz bununla alakalı aslında pandemi öncesi güzel işler başladık. Şimdi merkezler de oluşturduk. Şimdi bunları dijital mecra üzerinden inşallah devam ettiriyoruz. Geliştirerek hem Sulu Kule Sanat Akademisi'ni başka bir forma şu anda geçiriyoruz. Kültür ve sanat faaliyetleri anlamında iddialı bir söz olacak. Ama evet, iddiamız da olsun, altını çizelim. Burada Fatih, inşallah sadece Fatihlilerin değil, İstanbul'daki herkesin ilgisini çekecek bir kültür ve sanat ilçesi olacak. İnşallah. Merve Safa Hanım soruyor. Başkanım, karakol istiyoruz. Evet, bu demin saydığım, ben bunu Merve Hanım'ı tanımıyorum ama Merve Hanım gibi hanımefendilerin çok istediği şey. Dün İçişleri Bakanımız Fatih'teydi. Belki medyaya da yayınlandı. Fatih güvenlik toplantısını yaptık.
İçişleri Bakanımız da burayı bilen bir bakanımız, İstanbul'u, Fatih'i bilen. Biz karakolun önemini biliyoruz. Ben şahsen belediye başkanı olarak, üzerimde direkt vazife değil bu iş, birkaç tane karakol yaptık. Hem Fatih'te Balat Karakolu'nu ilk defa yapıp emniyetimize teslim ettik. Karagümrük'teki karakolu bize tahsisli bir yerde, onu emniyetimize restore ederek verdik. Yine Yabancılar Şubesi ile ilgili bir bina vardı, bunu restore ederek verdik. Şimdi de en son inşallah Silivri Kapı'da, Yedikule'deki asayiş büro için Silivri Kapı'da bir karakol yapacağız. Cibali Karakolu dün bakanımızın müjdesi, tekrar hayata geçiriliyor. Cibali polis noktası olarak. İnşallah karakol konusunu farkındayız. Dün de verilen karar, güvenlik konusu, Fatih, herkes, sadece Fatih'in güvenlik konusu konuşuldu. Buradan bir müjde de vereyim. Tabii Fatih, göçmenlerin çok fazla itibar ettiği bir yer, gelip geçtiği bir yer. Bu bazen tabii sorun da yönetilemez bir noktada geliyor. Dün bizim de talebimiz buydu. Bakanımızın da talimatıyla Fatih'te artık yeni bir göçmen ikamesi verilmiyor. Yani pazartesi itibariyle Fatih'te öğrenci dışında herhangi bir şekilde bir göçmen ikamesi oluşturulmayacak. Bu o çok, konuda da çok soru var. Çok burada önemli bir soru. Evet. Çünkü biz Fatih'in şu var. Burası çok kültürlü bir yer. Geçmişten beri göçmenlerin olduğu bir yer. Ama ben vatandaşlarımızın şöyle bir bakış açısı var. Haksız da bulmuyorum belli yerlerde. Biz bunu adapte edebildiğimiz oranda oluruz. Ama insanlar kendi yaşamlarının yok olduğunu hissettiklerinde, o zaman göçmenlere karşı da başka tepkiler de oluşuyor. Yani mültecilere ya da göçmenlere karşı. Bunu yönetmesi gereken de kamu tarafıdır. Biz bunu inşallah yöneteceğiz. Hem buraya değer katan birçok göçmen, mülteci insanımız var şu anda. Yani değer katan, ekonomik üretim yapan, çok kaliteli sanatkar olan onlar da var. Ama tabii her kentin kaldıracağı bir kapasite var. İnşallah bunu yöneteceğiz. Devlet birimlerimiz de bunun farkında. Bizde yeni bu tür kararlar da var. Bunları da söylemiş olayım. Devam ediyorum. Karagümrük taraftarları soru yağdırıyor başkanım. Evet, Karagümrük. Tabii Fatih Karagümrük. Dediğim gibi biz burada İstanbul'da doğup büyüdük. Fatih Karagümrük, ben belediye başkanı olarak söylüyorum, Fatih'in en önemli değerlerinden bir tanesi. Yani böyle görüyorum. Dolayısıyla bu hani şöyle bakmıyorum. Ben sporla geçen bir spor programında orada bir spiker arkadaşımız beni tanıdığını söyleyerek ya başkan sporu sevmez demiş. Çok yanlış bir şey söylemiş. Başkan sporu, bunu buradaki amatör spor kulüplerinin tamamına söylerseniz size söyler. Başkan sporu çok seven bir başkan. Gençliğinde de sporla uğraşmış başkan, amatör olarak. Birçok dalda uğraşmış başkan. Şu anda da bütün bu projeleri gençliğin, bakın, kötü alışkanlıklardan koruyacak yegane elimizdeki argüman, yegane söylüyorum. Burada ailenin vereceği manevi değerler, milli değerler, onları bir başka başlık altında konuşuyorum. Eylem olarak vereceğimiz tek şey, yegane şey, sportif alanlarla ve sportif işlerle biz gençliği kötü alışkanlıklardan koruyabiliriz. Dolayısıyla ben bu kadar spora inanan birisiyim. Ama tabii Karagümrük de dediğim gibi Fatih için, belediye başkanı olarak benim için de Fatih için de çok kıymetli bir şey. Yani Fatih'e mal olmuş bir değer Fatih Karagümrük. Hatta şu andan sonra başarısıyla Türkiye'ye mal olmuş bir değer. Evet. Niye? Bakın Trabzonspor, Anadolu'da birçok kentte insan, ben TOKİ başkanlığım döneminde 81 vilayeti gezdim. Trabzonlu olduğum için birçok kente gittiğimde başkanım neresiniz? Trabzonluyum. Ama ben Trabzonspor tutuyorum diyen Doğu'da, Güneydoğu'da birçok vilayette insanla karşılaştım. Niye? Çünkü Anadolu'daki bir takım başarısı herkes tarafından sahipleniliyor. Fatih Karagümrük'ün başarısı bundan sonra birçok semte ilham kaynağı olacaktır. Ben buna inanıyorum. Evet. Onun için tebrik ediyorum. Hem semti tebrik ediyorum, semtteki taraftarı tebrik ediyorum, şu andaki yönetimi tebrik ediyorum, futbolcuları tebrik ediyorum. Büyük bir başarı. Şimdi ben buradaki şunu da görüyorum. Tabii ki buradaki taraftarın, vatandaşlarımız haklı talebi de şu. Şimdi Karagümrük birinci Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'de çıktı ve şimdi biraz önce aldığım haber ve Konya'yı da 2-1 yendik. Bunlar çok büyük başarılar, sevindirici çok başarılar. Yani ben şöyle söyleyeyim, bakın burada şimdi bizi izleyenler şöyle de diyebilir. Başkanım ne yapıyorsun da diyebilir. Bu başka bir şey. Ha, ben elimden geldiğince yaptığım şeyleri bahsedeceğim. Tabii bu beklentiyi bugünden yarına yönetmek mümkün değil. Tabii ki Karagümrük Süper Lig'de oynayan bir takım olarak
İşte valize elinde bir gün şu sahada bir gün bu sahada oynaması doğru bir şey değildir. Bunu kulüp başkanıyla da yönetimiyle de görüşüyoruz. Ama takdir edilir ki bunu gelip de hemen daha Süper Lig'e çıkalı takım belli bir aşama olmuş. Bunu hemen elimizde bir sihirli denekle çözecek halimiz yok. Ama bunu yönetim iyi biliyor. Bununla alakalı yönetimle beraber hem bakanlıkla hem daha üst düzey devlet büyükleriyle görüşme yapıyoruz. Yani biz ister Fatih Karagümrük'ü mevcut statta, yani Karagümrük statında, yani eski adıyla Vefa statında mevcut yerine yapabilmek, ben teknik bir adamım. 10, bakın bir daha böyle bir hani hiç tevazu göstermeyeyim burada da. 16 tane stat yapan, kendi döneminde 16 stat yapan bir kurumun başından geliyorum ben. Yani Türkiye'deki 16 stadın tamamına tek tek dokunmuş, bunların projesini yapmış, inşaatını yapmış bir birimin başkanından geliyorum. Tabii ki isterim ki Fatih Karagümrük'ümüzü bu dönemde bir stat, bir tesis sahibi yapmak çok arzu ederim. Bununla ilgili de görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu mümkünse ki burada tabii tarihi bir sarnış burası. Evet. Tarihi bir sarnışta hemen girin inşaat yapın olayı böyle kolay değil. Ama bu da dahil olmak üzere yönetimle de bunu da görüşüyoruz. Devlet birimleriyle de görüşüyoruz. Burada da olabilir, dışarıda da olabilir. Karagümrüğümüzü, Fatih Karagümrük Spor'u inşallah benim dönemimde bir tesis sahibi yapacak. İlk önce arazinin elde edilmesi, sonra inşaat kısmının planlamasıyla alakalı süreçlerin içerisindeyiz. Şu andan benden beklenen müjdeli haber şudur budur diyemem ama şunu bilsin Karagümrük Spor'da yani Karagümrüklüler, Karagümrük Spor'u destekleyen ister Fatih'li hemşehrilerim, çünkü Karagümrük'ün dışarıda da çok fazla seyircisi, taraftarı var. İnşallah ben bu işin olması için inisiyatif alan bir belediye başkanıyım. Bunu. Evet. Ama şunu söyleyemem, bu samimiyetsiz bir söz olur. Şunu bugün yapıyoruz diyemem. Çünkü mevcut stadın olduğu yerde mümkünse bunu yapabileceksek, bunu yapacak bir ekip var burada. Onun da şu anda görüşmelerini yapıyoruz. Ama değil ise, yapılamazsa o zaman Karagümrük Spor'a dışarıda bir tesis kazandıracak. Çünkü Süper Lig'de oynayan bir takımımız var. Evet. Bu da benim yönetici olarak, bir belediye başkanı olarak duyarsız kalacağım bir konu değildir. Bu konuda duyarlı olduğumu Karagümrük taraftarı bilsin. Bilsinler. Evet. Ama dediğim gibi bu var. Ha şunu söylemek istiyorum. Bir belediye başkanı, bunu şimdi bizi Karagümrük Sporlar dinlediği gibi bütün Fatih halkı da dinliyor. Yani değişik katman. Hepsi dinlemiyor ama değişik katmanda. Ben belediye başkanı olarak doğal olarak amatör spora destek vermem gerekir. Sokaktaki çocuğa. Ama bu şu demek değil. Ben Fatih Karagümrük Spor benim için çok kıymetli şu anda. Fatih'in en önemli markalarından bir tanesi. Ama ben amatör spora büyük destekler veriyorum. Elimden geldiğince Karagümrük Spor'a da destek veriyorum. Tabii ki arzu ederim ki benim dönemimde bu tesisleşme işine de katkım olsun. Katkım da olacağı kanaatindeyim. İnşallah bir katkım da olur. İnşallah. Çok ilerledik. 1,5 saate yaklaştık. Plan notuyla ilgili sorular geliyor başkanım. Son olarak tabii kentsel dönüşüm plan notu. Bakın bu en şey, ben eski görevim gereği bir kurumdan geliyorum. 30 yıllık mühendisim. Türkiye'de en çok bu işi yapan bir kurumun 5 yıl başkanlığını yaptım. Fatih en eski ilçelerden bir tanesi. Eskimiş bir ilçe. Dolayısıyla binaların yenilenmesi gerekiyor. Bir böyle bir beklenti var. Bunun için ilk yapmam gereken şey şuydu. Bu bir hakikaten çok büyük bir sorundu. Fatih'te insanlar mevcut evlerini, şu kırmızı haritada gözüken bakın orada var. Orada yaşayan insanlarımızın tamamı, o kırmızı olan bölgenin tamamındaki insanlar evlerini yıkıp yapmak istediklerinde, 5 kat evi olan vatandaşımız evini yıkıp yapmak istediğinde biz ona şunu söylüyorduk. 5 katta diyelim 10 daire varsa siz burayı 3 kat yapabilirsiniz. Yani 6 daire ya da 8 daire yapabilirsiniz diyorduk. Şu anda gözüküyor kırmızı biz, alan. Evet. Biz tabiri caizse şunu, ben bunu birçok birimde de tartıştığım bir şey. Biz insanlara mevcut evlerinde ölme hakkı tanıyoruz ama yaşam hakkı tanımıyorduk. Yani evet. İnsanlar evlerimizi biz yıkıp yapmak istiyoruz dediklerinde mevcut evlerini bile yapamıyorlardı. Bununla alakalı yaklaşık 1,5 yıl uğraştık. Bir plan notu geçirdik. Hem ilçe belediyesinden, hem büyükşehir belediyesinden, hem de koruma kurullarından. Burası özel bir yer. Bakın bu da çok önemli. 3 disiplinden de oy birliğiyle geçirdik bu kararı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere bütün herkes oy birliğiyle geçirdik bu kararı. İBB meclisinden de böyle geçirdik. Bu sevindirici bir şey. Onun için siyaset üstü tuttuk bu işi. Evet. Bu iyi bir şey. Bakın onu da söylüyorum. Bunlar her şey siyaset değil. Biz bazı işleri de böyle yapabilmemiz lazım. Dolayısıyla ama bunu yaptık ve bu plan notu askıda kaldı bir ay boyunca. Hiç kimse itiraz etmedi bu plan notuna. Bir vatandaşımız itiraz etti. Tek bir vatandaş.
binlerce vatandaş itiraz edebilirdi, etmedi. O da haksız bir gerekçeyle reddettik. Şehir Plancıları Odası, mahkeme süresi var bu planlamanın. Mahkeme süreci bitmesine 2 gün kala bu dosyayı mahkemeye verdi. Şu anda dosyamız iptal edilmeyle karşı karşıya. Bunu ben vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyorum. Ama burada dediğim gibi şu iyi sevindirici taraf, biz hem İBB yönetimi hem burada biz Fatih iradesi olarak hep beraber bu işin arkasındayız. Ne pahasına olursa olsun bu süreci devam takip edeceğiz mahkemelerde. Sonra da inşallah bu süreci devam ettireceğiz. Ama biz Fatih'te ilk önce insanların kentsel dönüşümü kendi önlerini açacak şekilde, yani kendi kendilerine yapacak şekilde devam etmelerini istiyoruz. Çünkü burası siteleşmeye müsait bir ilçe değil burası. Yani bunu altını samimiyetle çizmemiz gerekir. Fatih bir dışarıdaki bir ilçe gibi değil burası. Dolayısıyla burasıyla alakalı hani bazen vatandaşlarımız şu şey var. Başkanım, hani siz bu kadar bu işin bilgilisiniz, TOKİ'den geldiniz, bizim sizden beklentimiz var. Bakın buradan şunu söyleyeyim. Eğer biz burada binaları birleştirme gibi bir şeyle karşı karşıya kalırsak, insanlar kazı yapıldığında, yeni kazı yapıldığında alttan çıkacak herhangi bir şeyle beraber kendi evlerini yapmakta bile sıkıntı yaşayabilirler. Evet. Onun için bizim şartımız şu. Herkes mevcut binaların olduğu yerde evlerini yapsın noktasındayız. Dolayısıyla bu karar oy birliğiyle geçmiş bir karardı İBB meclisinden. Yani AK Parti, CHP, bütün meclis üyelerinin oy birliğiyle geçmiş bir karar mahkemeye verildi. Ama biz bunun arkasındayız, takibini yapacağız. Fatih'in kurtuluşu, dediğim gibi, bu sosyal tesislerdir ve Fatih'in yenilenmesidir. Bunu asla bundan vazgeçmeyeceğiz. Devlet birimlerinden destekler şu anda var, zaten bazı destekler, kredi destekleri ve kira destekleri var. Bir birim kurduk belediye içerisinde. Şu anda evini yenilemek isteyen her vatandaşımız direkt bununla alakalı gelip birimlerimize görüşme yapabilirler. Onları misafir ediyoruz. Başkanım, bitirelim, veda edelim. 2021 evet. Mesajınızı alalım ve beraber veda edelim. Evet, tabii ben birincisi bugün 10 Kasım Dünya Çalışan Gazeteciler Günü. Bütün görevini hakkıyla yapan gazeteci arkadaşlarımızın... 10 Ocak. Evet, 10 Ocak. Arkadaşlarımızın bu günlerini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Yine şunu söylemem gerekir. Bütün bu projeleri ben burada tek başına anlattım. Tabii tüm bu projeler Fatih'e bakış vizyonumuzu ifade ediyor. Ama bu vizyonu eyleme dönüştüren sadece ben değilim. Bu eyleme dönüştüren 2200'e yakın Fatih'te sokağa süpüren arkadaşımızdan, şantiyede mühendislik yapan arkadaşımıza, işte hizmeti veren muhasebedeki arkadaşımızdan, hayvan bakımlarına bakan veteriner arkadaşlarımıza, bu vizyonu eyleme dönüştüren bütün arkadaşlarımıza da buradan belediye başkanı olarak teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varlar. İyi bir ekiple çalışıyoruz Fatih'te. Fatih yaşayan hemşehrilerimiz bilsinler ki onlar için çalışan, onları düşünen, onları mahcup etmeyecek bir ekip Fatih'te çalışıyor. Hepsine saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Fatih Belediye Başkanımız Sayın Ergün Turan'la 2020 yılının değerlendirmesini yaptık. Herkese hayırlı akşamlar diyoruz.